28 yaşındaki Aykut Avşar, Arnavutköy'de 5 Kasım günü, evet, boş bir arazide bir kuyuda çıkıyor cenazesi. O gün, bak 5 Kasım gününü bana Kasım. Her şeyiyle Perşembeydi. Tamam. 4 Kasım. 4 Kasım. Tamam, 4 Kasım. 4 Kasım. Cuma günü de zaten 5 Kasım. Sen o gün kaçta evden çıktın Aykut'la? Ya işte Fulya Hanım, zaten biz sabah çıktık onunla. Saat 9 gibi. 9-8-9 gibi. Hayır, yani yalan konuştun. Bir dakika, bir dakika. Yalan konuşma, bak gerçek konuş. Saat, tamam. Bir dakika ya, bir dur. 9'u, 10'u çeyrek geçe ben arabaya parça almaya çıktım Arnavutköy'e. Koridorda ikiniz vardınız, ben ikinizle de konuştum. Gerçeği konuş. Ama tamam, evet yani. Çok güzel gerçeği konuş. Akşama gel. Gelme. Bahar, orayı akşama da anlatacağım. Gel. Akşam olaya geliyorum. Orayı da anlatacağım. Akşam olay anına mı geliyor? Siz evden çıkıyorsunuz akşam saatlerinde. Hayır, akşam saatleri biz çıkmıyoruz evden. Yok öyle bir şey. Hatta biz ünün çorbacıya falan da gittik. Bir dakika. Sorduk. Ne akşamı? Ben akşam ne zaman evden çıkmışım ya? Tamam, değil bir saniye. Devam bir saniye. Devam o bildiklerini, devam o yaşadıklarını anlatacağım. Tamam, devam et. Bahar. Efendim. O günü anlatır mısın? Kaçta evden çıktın? Girmeyin araya. Tamam, bakın ben o an saate bakmadım. Doğru tamam. Söylüyorum. Ama saat 9, hadi 10 gibi olsun. Tamam. 10 gibi olsun diyelim. Çıktık. 10'da sabah 10'da evden çıktınız. Aynen. İkiniz he? Aynen. Niye evet. Sabah 10'da evden çıktınız? Eşim bana ısrar etti. Kibar bir şekilde ama hani böyle kötü bir şeyle, niyetle falan, kızarak bağırarak değil. Israr etti, dedi ki, dedi bak, dedi bağır gel, dedi hani dedi bir çorba var, dedi Tayı Kadın'da, dedi çok güzel bir çorba. Sabahın 10'unda mı? Evet, sabahın 10'unda. Gittik işte Tayı Kadın'a, çorbacıya gittik. İşte orada çorba falan tamam, aldık. İçtik. Karşısında da mezarlık var. Çorbacının hemen karşısında. Tamam. Yahu sabah 10'dan bahsediyorsun ama. Evet, sabah 10'da. Tamam. Evet. Sonra? Sonra işte bana dedi ki, dedi bir gün bir şey olursa, arabanın etrafında geliyordu gidiyordu. Dedi ki ya çorbacıdayım ya da onun karşısındayım. Hani kim o, yani benim yerimde olsa böyle başını böyle arabadan kaldırır, böyle bakar yani karşı taraf ne diye. Baktım mezarlık. Çünkü Aykut bana bunu sürekli söyler. Dedim ki Aykut sen ne diyorsun ya? Gene konuşuyorsun saçma sapan. Çünkü Aykut bana bunu sürekli söylerdi. Ya çok dolmuşum, intihar edeceğim. Yemin ederim bana diyordu ki ecel dokundu. Tamam lütfen. Bak ama kimse bunu yalanlamasın. Otopside de çıkacak. Tamam kızım, sen gerçeği konuş. Tamam, sen devam, Aykut sen devam. Madde bağımlısı. Devam, evet, devam. Madde bağımlısı ve alkolik. Ve bunu annesi de biliyor. Tamam, belki babasından gizliyor olabilirdi. Ama ben bunu hatta kaç kere bırakmaya çalıştım. Beni arabanın içine dövdü Fulya Hanım. Senin madde bağımlısı alkolik adamla ne işin vardı? Ya Fulya Hanım, ikinci kez ben kaçmışım. Hani bilmiyorum, ben bunu aslında o şeyden, o kötü yani yoldan çıkartmaya çalıştım. Ama yapamadım. Artık ben onu kendi haline bırakmıştım zaten. Nasıl desem, evet. Hani Aykut'a ben sürekli derdim, Aykut ne olur bak bırak artık şunu, bana diyordu söz veriyorum bırakacağım, ben hatta branşımı değiştireceğim. Hani ben bunu kullandığım zaman ben bu maddeyi çalışabiliyorum ama ben bu maddeyi içmediğim zaman hani çalışıyorum. Tamam. Gerçekten tamam, full yani. Tamam, o gün peki o gün? O gün? O güne gelelim, tamam, tamam. Devam edelim. İşte çorbacıdan işte öyle çıktık, işte öyle içtik, bana işte o kelimeyi dedikten sonra işte öyle demir falan işte öyle hani arabada takılıyor yani nerede gördüğünü alıyor. Yani şimdi size yani yalan da söylemek ne demek istemiyorum. Nerede gördüğünü alıyor? Yani nerede gördüğünü derken hani yani böyle mesela arabada gideriz yani böyle bir ufak böyle bir demir falan böyle bir şey yani yerde gördüğünüz zaman. Hurdacılık yaptığı için aynen. Burada topluyordu. Aynen öyle. Tamam. İfade edemedim, sağ olun siz şey yaptınız. Tamam, bir sonra saniye. Sonra işte akşam işte böyle 5-5.30 gibi oldu, boş bir araziye gittik, arabayı içi bayağı bir full çakalı. Sabah 10'dan akşam 17'ye kadar siz ne yaptınız? Diyorum işte Fulya Hanım, hani her yere gidiyorduk böyle dolaşıyordu hem. Hani bu saatlerde ne yapıyordunuz? Hurda mı topluyordunuz? Evet, evet, hurda topluyordunuz. Sen de ona yardım eder miydin? Ya ben öyle nadir çıkardım hani. Birkaç kere çıktım ama o öyle demirleri falan topluyordu, çıkartıyordu yani. Hatta yani arabaya 7 yatıyordu. Saat boyunca siz hurda mı topladınız? Evet, evet. Bir de o birazcık hani oyalanıyor böyle yani demirleri falan çıkartırken, getiri götürürken. Aykut'un böyle şeyleri var yani. Akşam 17 oldu. Evet, aynen. O boş bir araziye beni götürdü. Hatta beraber gittik. Akşam 17'de mi boş araziye gittin? Evet, yani ama bakın benim şimdi... Ama şimdi sen farklı konuşuyorsun. Hayır, ben farklı konuşmuyorum. Fulya Hanım, bakın ben bir sabahleyin çorba içmeye gittik. Çorba içmeden, çorba içmeye gittik, bana dedi ki... Bizim orada aynen, tek şey gerçekleri anlat.
Sen hiçbir tane kelimen yanlıştı. Ben bir tane kelimen doğru değil bak. Ben hayır, son evde çıktığın kişi de sana çıktı canlı. Bunu şey ifade ver. Bir saniye Veli Bey. Akşam 18'de sen işte çorbacı mıdır, pilavcı mıdır gidiliyor. Sen dünkü yayında dedin 20-30 gibi. Bravo, 20 tebrik gibi ederim. Boş araziye evet. gittik dedin. Şimdi doğru saat 10 söylüyorum sen bunu. Hayır hayır, boş araziye. Hayır, bir daha gittik boş araziye ama bir beni dinleyin. İki kere mi aynı yere gittiniz? Hayır, aynı yere değil. Bu farklı bir yere. Biz orada ama anlatacağım. Lütfen. Bir saniye. Anlatacağım ama lütfen. Bey, bir dakika. Gitti. Zeki Bey, bir dakika. Bir saniye. Tamam bak, iyice hatırla. Tamam. Fulya Hanım, hatta biz onu boş bir araziye gittik ama o kuyunun o taraf değil. Hayır. Arabanın içinde full böyle büyük bir sürü böyle demirler falan vardı. Bana dedi ki gel arabanın içine dedi baltayla falan dedi hepsini dedi kıralım. Hani dedi arabanın içindeki demirleri azaltalım. Ben dedim ki tamam Aykut, hatta ben de ona yardım ettim. Yalan değil. Böyle boş bir arazi. Kaçta yapıyorsunuz? İşte yani akşama yakın işte hani 5 gibi diyeyim size. Yine aynı yani o cesedin bulunduğu yerde misiniz? Cesedin bulunduğu yer değil, bu başka bir yer. Orada sadece demirleri falan öyle arabanın içinden çıkarttık, kırdık. Araba içine tekrardan... Yine aynı arazinin olduğu yer mi? Hayır, aynı arazi değil, bu başka bir yer. Tamam, başka bir yer. Başka bir arazide hurda topladınız. Evet, evet. Sonra? Sonra işte öyle oradan işte öyle onları topladık. Araba zaten yine doluydu ona rağmen. Hani bir de benim eşim böyle bir yerlere gördüğü zaman böyle demirleri falan takılıyor, kilitleniyor. Tamam. Yani. Tamam. Yine öyle işte akşama yakın oldu. Bir dakika şimdi düşüneyim. Çünkü şey yaparak anlatacağım, düşünerek anlatacağım. Yalan yanlış bir şey konuşmak istemiyorum. Nasıl düşünüyorsun? Tamam Fulya Hanım. Şimdi ben kamera karşısına çıktığım için... Daha çok yeni olay nasıl birazcık... unuttun? Hayır, unutmaktan değil. Hani biraz böyle şey... Sonra siz bu hurdayı topladıktan sonra eve gittiniz mi? Hayır, eve gitmedik biz. Ama Naila Hanım diyordu ki... Akşam ben, evet, Aykut gelin oğlum miyim? Yemek hazırladım. Şey bir saniye. Peki benle eşim akşam ben çıktıysak şey o zaman nasıl sabah onundur gibi çorbacıya gittik? Ben pazara giderdim bari. Doğru mu? Tamam, pazara gidiyorsun, ona geldim yalan değil. Bari. Pazarda geldim. Ne alakası var şimdi pazarın? Ben pazara mı ortaya kattım? Bağırmasam olmaz. Ben pazarda geldim, yemek yaptım bari. Ben Aykut'a dedim git bari çağır gelsin. O zaman peki ben çorbacıya nasıl gidiyorum? Ya o çorbacıya sen sabah onda gidiyorum diyorsun. Tamam onda gidiyorum ama biz eve gelmedik. Fulya Hanım kamera kadın diyor. Ama bu kadın o zaman hayal mi görüyor? Ya yemin ederim beni şu şüpheli olarak görüyorlar. Suçu bana atmaya çalışıyorlar. Ama diyor ki hayır. Bak ben akşam 18 gibi pazardan gelmiştim. Yemek yaptım. Aykut da aşağı iniyordu. Diyordu ki Aykut gelin hadi yemek yiyin. Aykut bana dedi ki anne. Sen bunu hayal mi gördün? Dur ben oğlumla konuştum. Ne hayali? Oğluma dedim ki ben dedim anne dedi ne yemek yapmışsın? Ben de burada konuşmak olmasa dedim Aykut kırmızı et yapmışsın, pilav yapmışsın bir de çorba var. Tamam dedi anne ben bari gidiyorum çağırayım onlar üst katta oturayım. Baharına geldi aşağıya. Kamera kayıtları çıksın, Aykut'un arabası var. Aykut'un arabası plakası var. Oraya geldi Aykut kapıya vurdu. Ben de sırfayı koruyorum. Tamam. Çünkü biz pazarda gelmişiz acık. Anne dedi Bahar bana diyor ki biz gidelim dışarıda yemek yak. Ben de derim ki diğer kaynanam kıskanır diye ben ses etmedim. Yürüyeceğim yavrum şimdi. Kızıma haksızlık yapıyorsun. Kızıma şimdi oğlunun suçunu, oğlunun bu olayını şey benim kızım, zavallı kızım üstüne atmaya çalışıyor. Yemin ederim ben kızım ama bana yapıyorum. Hayır. Orada oğlu biteni söylesin ben diyorum. Sizin yaptığınız oğlu biteni söylesin. Hayır Allah'sızlıktır. Buraya yürüme. Ne yaptınız kızıma? Buraya yürüme. Buraya yürüme. Hayır anne. Buraya yürüme. Anne. Anne tamam. Oturur musun? Şimdi sen söyle. Sen de bir şey söyleme hakkın yok. Anne tamam. Otur. Doğru söylüyorsun evet. Bu olayın aydınlatılmasını istiyor musun, istemiyor musun? Sakanetli ol diyorum. Bana düğün yapmadı ben buna. Tamam. Kızıma iftira atma. Bakın bazı çelişkilerin, Naila Hanım beni duyuyor musun? Tamam. Bazı çelişkilerin ben de farkındayım. Ama bir müsaade edersen. Doğru söylüyorsun. Her iki tarafı dinleyelim. Tamam. Bahar. Efendim. Az önceki isyanını... Yani biraz garip geldi ya bana. Ya Fulya Hanım gerçekten ama bana öyle iftiralar atıyor ki Allah yukarıda ya. Kimse sana iftira atmadı. Hayır, ben Aykut'tan, söylediklerini hayır, söylüyorum. Hayır sen Aykut'tan artık kurtulmak mı istiyordun? Kurtulmak evet. Değil. Bana evet. Diyorlar ki bak bu kapıdan çıkar, bu kapıdan girmedik. Bu kapıdan evet, girdik. Daha... Ama tamam da Bahar'cığım sen ilk gün oğlan bu taraftan gidiyor. Evet. Ama sen anne babaya işte o gece ben arabadaydım Fulya bilmem ne deyip böyle gittin. Hayır. Kamera kayıtları var mı? Burayı niye tarif ediyorsun? Fulya Hanım kurban olayım ben size bak. Kamera kayıtları var mı? Çıksın. Madem ilk başlar o tarafa gittiysek
kamera kayıtları çıksın. Niye? Ama bak buradan gittik. Tellerin olduğu taraf var ya. Duvarın alt tarafındaki boşluk var ya Funda Hanım, Fulya Hanım. Bizi oraya. O aradan ben boş araziyi taradım. Bak gece saat 4'te. Beraber gittik tamam. Tarlayın oraya beraber gittik. Ben o arada indim. Tarlayın oraya beraber gittik. Hatta tarlayın hatta oraları aradık. Araba bizi yanına bırakmadı. Polis bana diyor 1.47 geç ölmüş. Annesi 3.44'e. Diyor ki inleme sesi gelmiş. Bekle be. Nasıl inleme sesi geliyor Aykut Madem? Araban yanında. Seni nereye yönlendirdi Zeki Bey? Bahar. Arabanın yanında gittim. Arabanın kapısı açık. Tamam araba şurada. Evet arabayı kapattım. Kızım dedim şimdi bana söyle dedim ne tarafa gitti. Baba dedi şuradan gitti. Yani göster. Şuraya kadar getirdi. Baba dedi şuradan aşağı gitti. Oradan şu değil. Şu duvarın bir dakika kızım bak. Hayır. Senin söylediğini hayır. Söylüyorum. Vallahi söylemedim. Bismillahirrahmanirrahim. Araba senin kafan vallahi da çok karışıyor. Billaha da abdestliyim. Vallahi da abdestliyim, billahi da abdestliyim. Allah yıkardı. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ya Allah yıkardı. Allah birdir, ya. Allah üstümdedir. Allah'ın bir olduğuna inanıyorsunuz o zaman doğruyu söyleyin. Baba ya. Dedi şuradan aşağı in dedi. Ya. Buradan inince bir 50 metre daha ışık. Çünkü sokak lambaları yanıyor. Bütün otobanın lambaları yanıyor. Orası dün diyor ya zifiri karanlık. Asla aynen şurası gibi. Bütün seyircinin masrafı bana ait ben götürebilirim oraya. Ya benim vicdanım rahat. Ben bütün yapacak olsam ben kaçardım. Sana yani ilk söylediği şey Bahar'ın ters istikamet. Evet. Hayır. Peki niye sen yanlış yönlendiriyorsun? Ben yanlış yönlendiriyorum. Bulunmasın diye mi? Hayır. Zaten öyle bir şey olsa zaten amaç o. Bahar ben yanlış yönlendim. Gerçekten. Ben canlı yayını terk edeceğim. Bir dakika. Ben zaten. Bahar lütfen. Lütfen Nail Hanım. Beni sıkıştırmaya çalışıyorsun ama beni sıkıştıramazsın. Çünkü tamam orada orada uzaktan daha sessizce dinle Bahar. Ben Zeki Bey'le konuşacağım. Şurada beni aşağı gönderdi. Tamam. Şu duvarın alt çenesine gidene kadar ışık. Aynı ışık. Şöyle. Saat kaçtı o sıralar? Saat 4:20 falan geç. Yani 4'ü çeyrek geçe ben oraya gidince demek saat 4'ü o sabah 20. Oluyor artık yavaş. Artık yavaş yavaş sabah oluyor dediğin gibi. Şurada 50 metre aşağı inince belki 50 metre de 40 metre de olabilir. Aşağı inince artık ondan sonrası karanlık. Peki kuyu ne tarafta? Ormana doğru gittiler. Kuyu araba Allah'ın. Ormana doğru gittiler hatta. Hatta Aykut'u aradılar. Ormana doğru aşağı gittiler. Gündüzün 11'ine kadar ben bu alanı komple tarıyorum. Ta karşıdaki yani, dağlara kadar. Kuyudan evet. Çok uzaktasın çok öyle uzaktayım. Mi? Çok uzaktayım. Evet. Ve şunları ikisini oturtturuyorum orada taşın üstüne. Dur. Bak keşif götürelim. İkisini taşın üstüne oturtturuyorum. Kendim o dağı tarıyorum gece. Gündüzün 11'ine kadar. Ses gündüz 11'de geliyorum. Aykut'un sesi gelirdi. Aykut'un sesi geldi o zaman Aykut'a doğru gittin. Giremiyorum. Sen beni yönlendirdin aşağı. Ben seni aşağı yönlendirmedim. 12 ile 1 arası. Madem Aykut sen sesini duydun o zaman neden aşağı? Aykut'un olduğu bölgeye gitmedin. Uy burada. Araba burada. Bir saniye sen bir saniye. Sen aşağı götürürsün. Biz orayı her yeri aradık. Neden o zaman kuyunu oraya aramadınız? Sen benim boşanesinde ne var? Sen Hanım, ben dinleyip konuştum bir saniye. Ha. Bahar, ben dedim ki annesini neden çıkartmayın bak kendime şaşırıyorum. Sen evet şaşırıyorsun ya sürekli. Ama kadın üstüme çok geliyor. Tamam. Ben ne yapayım? Çok şaşırıyor söyle. Ne dediğini sonra unutuyor. Aklımı bulandırıyor. Bak o günü sen yine unutmuş olabilir misin? Bir dakika yani Nayla. İşine gelmiyor bana. Nayla Hanım benim de söyleyeceğimi unutturuyorsunuz vallahi. O günü sen yine unutmuş olabilir misin? Şaşırıyorsun. Bir anda unutuyorsun. Ay o yanlış da. Ben bir an böyle düşündüm. Ha şimdi hatırladım diyorsun. Hani böyle bir tam böyle kafanı hala toparlamamış gibisin. Çünkü babanın Zeki Bey'in iddiası o ki ben diyor sabah 4'te Bahar'ın yanına geldiğimde Aykut nerede kızım ne tarafa doğru gitti diye sorduğumda bana ters istikameti söyledi. Acaba o anda da mı senin aklın bir anda karıştı? Bir daha iyi düşün. Olabilir insanlık hali. Şaşırabiliriz. Fulya Hanım kurban olayım bak. Ben size bir şey söyleyeyim güzel ablam. Bak ben dün yine konuştum. Dedim ne olsun bak tamam. Bak babası da sakin konuşayım. Annesi oğlusunun acısından bak iftira bak bana. Karıştırıyorsun atıyor. Bazı şeyleri. Evet o yüzden ben çıkmasını istemedim. Yalan ama nedir, ben şu yalan. An annesi olmasaydı gerçekten kendimi çok zor ifade edebilirdim. Bağır doğruları annesi konuş. Annesi çıkarttılar diye. Sizi ben demiyorum siz ilaki çıkarttınız. Annesi çıkmak istedi. Anlıyorum sizi de. Tabii siz burada program sunuyorsunuz. Nail Hanım istersen şöyle bir seni dinlendireyim. Yok, bir duyayım onu ben. Ben ha? Sabahtan ben beri ben zaten o zaman böyle kendim şaşırıyorum. Bir sakin ol. Tamam mı? Ben keşke başında böyle olsaydı. Aynen. O yüzden böyle oldu. Zaten. Peki Bahar niye ters istik? O günü bir daha iyi hatırla. Yine galiba şaşırdım veya karıştırdım bazı şeyleri. Bir durun girmeyin ya. Sabah 4 geldiler yanına. Anne baba onlar da telaşlı. Bahar, Aykut neredeydi? Ne tarafa doğru gitti? Sen de belki bir anda şaşırdın. Tam o ana bir git bir düşün. Geldi mi aklına? Fulya Hanım.
Bizim şimdi ilk baktığımız yer, nokta. Burası böyle komple tarlanın oraya gidiyor. Tamam. Komple tarla. Doğru mu Zeki Bey? Bakın. Tamam, lütfen Allah için. Tamam. Sen orası tarla. Al. Tarla doğru mu? Tamam. Çünkü benim götürdüğüm alan zaten biz o kuyunun. Evet, şimdi hatırladım. Heh, bakın. Ben biliyorum kuyunun, hatırlayacağını çünkü. Kuyunun çünkü benim eşimin vefat ettiği o kuyu zaten söylemek istemem, kötü oluyorum, bakmayın. Hı-hı. Ne kadar olsun olsun sonuçta benim eşim. Vefat ettiği o kuyunun o tarafı, hatta teller vardı dün, hatta tamam. Gizem Hanımlarla birlikte gittik. Hatta orası, biz oraya gittik zannettik ki o taraf, aynen. Hı. Bak bir daha gelsin, orada hatta şey var şu sona doğru. Tamam, sizin araba burada. Aykut yürü. Hafiften yürü. Böyle bir insana böyle atlayacak şekilde şey var. Otelin o taraftan. Tamam. Orayı gösteriyorlar mıydı bilmiyorum. Şöyle ama. Gidiyor yani. Orada evet, teller aynen. Var. Teller var. Heh, evet bakın, hatta orada duvar var. Tamam. Şu tarafta, şurada. Şu tarafta, oradan tarlaya doğru. O tarlaya doğru hatta atlayabilirsiniz hani böyle. Tamam. Ama bir insanın bir yerine zarar gelmeyecek şekilde. Çünkü orası zaten tarla olduğu için yumuşak. Sen orayı nerede atlar. Biliyorsun? Biz o tarafa gittik ki hatta dün siz hatta böyle olay eğildiniz yerini. Ya. Dur. Eğildiniz ya biz aramaya giderken, tamam. Hatırlıyor musun bunu? Funda Hanım'la, ha. Tamam. Konuş. Sonra hatta dedi ki, dedi tamam dedi, bak Aykut dedi buradan dedi düşmüş olabilir mi? Burası uçurum. Karanlık olduğu için bunlar da başta zannettiler ormanlık. Ama biz gittikten sonra baktık, hatta kendileri de biliyorlar. Zannettiler ormanlık ilk başta. Sonra baktılar tarlaymış. Benim hatta içime su serpildi. Dedim çok şükür dedim, ormanlık diyelim dedim. Belki bir şey dedim, vahşi bir şey dedim, saldırmış olabilir diyerekten düşündüm. Sonra işte öyle aradık tarlayın orayı. Ya oradan kaç kere gittik geldik Fulya Hanım. Tamam, oralar sen aramadık. Tabii ki canım, kocan kaybı hani. Hayat arkadaşın, işte tabii, erkek arkadaşın yani, diyeyim artık, o kaybolmuş. Babası annesi babası hiç da... aklımıza bile gelmedi. İnanın ki bu kuyunun burayı arayalım. Tamam, yok. Fark etmiş. Sabah 4'te geldi ya Zeki Bey. Tamam. Bahar kızım, Aykut nerede? Ne tarafa doğru gitti? Göster bakayım, o tarafa doğru koşacağım dediğini. İşte ben de buradan çıktım. Hatta onları götürdüm. İnanın ki benim hatırladığım nereden net. Çıktın? Net. Nerede? Ben bu kadar. Aykut'un ilk girdiği yerden. Oradan onları içeri koydum. Sen şey mi dedin? Zeki Bey, ben Zeki Baba işte neyse artık. Evet. Beraber mi gezdiniz? Göster. Beraber hatta arardık. Tabii ben hatta onları beraber, çünkü ben bayanım, cesaret edemedim o an içeri girme. Hatta ben Aykut'u ilk baş ararken tek başımaydım. Hatta yengesini aradım, konuştum. Hatta seslendim Aykut diye. Tamam. Kornaya bastım. Tamam ama Zeki Bornaya Bey bastım. Diyor ki bizi diyor o tarafa değil diğer tarafa. Hayır Fulya Hanım. Konuya girebilir miyim? Yemin ederim öyle bir şey yok. Ben net hatırlıyorum. Bakın bunu burası komple tarlaya gidiyor. Şu taraf, hayır. Şu bölge full tarlaya gidiyor. Sen hiç tamam, anlamadın. Tamam, o zaman buradan mı yürüdünüz? Biz buradan düz yürüdük, buraya geldik. Ha siz nereden yürüdünüz ta? O şeyden, bekçilerin o taraftan, otobandan buraya böyle yakın geldik. Buraya biz sonradan girdik, tarlayın oraya. Sonradan girdik, aramaya başladık. Başta biz buraya girmedik. Zeki Bey. Tarlayın. Kız diyor, o kapının oradan götürdüm ben onları diyor. Fulya Hanım, yemin ederim doğruyu söylüyorum bizim ya. Benim adım Bahar olduğuna eminsen. Ama az önce tamam hatırladım demişti. Tamam işte hatırladım işte bu. Hani ben dedim belki hayır. Acaba oraya götürdüm. Hayır. Buradan başladık. Ben net konuşuyorum. Başladık, oradan benim oradan adım Bahar'sa ben buna eminsem. Ben bunu kadar eminim. 5 Kasım günü İstanbul Arnavutköy'de cansız bedeni bir kuyuda bulunan Aykut Avşar'ın şüpheli ölümünü konuşuyoruz. Yine Aykut Avşar'ın annesi ve babası stüdyomuzda, Nail Hanım ve Zeki Bey. Bir tarafta da Aykut'un dini nikahlı eşi Bahar ve Bahar'ın annesi de stüdyomuzda. Cuma günü Bahar fazla böyle bir tedirgindi. Ay unuttum, ay kafam karıştı dedi. Yani şüpheleri üzerine çektin, açık söyleyeyim Bahar. Anne baba da ısrarla sana yönelik şüphelerini hiç geri çekmiyorlar. Ne yaptıysa bu gelin Bahar yaptı diyorlar. Benim çocuğumu Bahar öldürdü veya öldürttü veya her şeyi biliyor ama söylemiyor diyorlar. Dolayısıyla bugün Bahar yine anlatacakların önemli. Hafta sonu kafanı belki biraz toparlamışsındır. Bugün daha böyle net cümlelerle, net ifadelerle bizi de aydınlatırsın. Bu ölümün, şüpheli ölümün aydınlatılmasını gerçekten çok istiyoruz, çok merak ediyoruz. Bu çocuk kuyudan çıkartıldı. 28 yaşındaki Aykut Avşar'ın cansız bedeni. Adli tıp raporu henüz gelmedi. Kesin ölüm nedenini henüz bilmiyoruz ama o gecenin tanığı olaraktan Aykut'u en son gören kişi sen olduğun için. Dolayısıyla senin üzerine yönelik sorularım olacak. Devam edeceğim bugün de. Şimdi bir takım hafta sonu şu saatleri aldım ben. İşte Bahar Aykut'la kaçta nereye gitmiş, ne yapmış, nasıl geçmiş, ne olmuş, tüm saatleri aldım. Senin söylediğin saatlerle de tam tutmuyor.
Hepsini sana bu kamera kayıtlarından edindiğimiz saatler yani. Önce bir VTR'yi izleyelim. Daha sonra devam edeceğim. Her şeyi söyleyeceğim, açıklayacağım. Aykutların evinden çıktık, 20 dakikalık mesafede hemen bahsi geçen çorbacıya geldik. Biz buraya geldik, işte eşim bana dedi çorba falan alacağım. Sonra hatta arabanın içine falan girdik. Hani üstümüz müsait değildi, birazcık üstümüz yani kirliydi falan diye. Bu olay günü olmadan önce bana zaten sürekli derdi hani intihar edeceğim. Bir anda diyordu hani ecel dokundu. Bana sürekli sabah kahvaltı ederken hani hiçbir şey yok, hatta böyle yani keyifliyiz, yani keyfimiz yerinde, konuşuyoruz, ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir anda bana diyor ki biliyor musun bazen ölmeyi çok merak ediyorum. Sorduk dükkandakilere, o gün buraya 11 gibi öğle civarında eşiyle geldiğini, çorba aldığını, paket yaptırdığını ve arabaya binip gittiklerini söylediler. İşte biz buradan işte çıktık çorbacıdan, işte çorba içtikten sonra işte öyle demir toplaya toplaya işte 6.30 yani 6.30 yani 7'ye yakın işte pilavcının oraya gittik. Orası neresi, bir gösterir misiniz? Tabii gösteririm. Buyurun. Yani hava kararmaya yakın 6.30-7 yani 7-7.30 öyle bir civarlar yani 6.30-7 gibi. Yanında bir çocukla geldi. Evet, bayana küfürlü konuştu. Sonra dışarıda tam burada yarım saat bir ileri gittiler. İleri gittiler kaldırımda. Sonra geri geldiler. Yarım saat 40 dakika bu arabanın içinde oturdular. Kendi araba, kullandıkları arabanın içinde. Burada neyin tartışmasını yaşıyordunuz? Ya dedim ya ufak tefek böyle bir yani kıskançlık yani. Başka bir şey değil yani. Ne kıskançlığı oldu? Ya hani karşıdaki böyle müşteriye böyle nasıl desem açık böyle branda açık olduğu için ben bu otobanda burası şu tarafa böyle baktığım için evet şu manzaraya doğru böyle bakındım. Bana dedi ki dedi o adama neden bakıyorsun? Burada da müşteri vardı tam. Brandanın açık olduğu yerde. Öyle işte yani bu yani kıskançlık yani. Düzeldik hemen böyle kendimizi toparladık. Hatta güldük, hatta arabada şarkı açtık. Hani... Ama ben sonra ne yapacaktım? Ne konuştunuz, ne yapacaktınız? Eve gidecektik. Neden eve gitmediniz? Neden eve gitmedik bilmiyorum. Artık eşimin aklına ne geldiyse zaten madilerin ufak dedi yani lavabo ihtiyacımı gidereceğim dedi. Ben dedim hani o niyetle dedim acaba orada durmuştur ama bilmiyorum yani ben oraya zaten gittik buradan yani sonra. Yani burada siz geldiğinizde artık hurdaları toplamıştınız. Arabada hurda var mı? Arabanın içi zaten komple doluydu yani talonuna kadar doluydu artık yani yer yoktu yani. İşiniz bitmiş. Evet, işimiz bitmiş. Aslında eve gidiyorduk o sıra zaten. Ama nereye gittiniz? Ama nereye gittik işte? Buradan çıkarken olay yerine gittik. Ama şimdi Bahar, bak. Şimdi sana ne diyor Aykut? Lavabo ihtiyacım var deyip çıkıyor. Sonra da diyor ki ya diyor ben diyor açık söyleyelim artık. Bazı evlere gireceğim diyor. Hurda toplayacağım. Hırsızlık yapacağım diyor şimdi. Hı, tamam mı? Aynen. Hurda toplayacağım diyor. Gidiyor. Hatta senin eline de ne vermiş? Bıçak verdi. Bıçak verdi. Büyük bir tane bıçak verdi. Peki. Şimdi bu adam hırsızlığa gidiyorsa sen niye şüphe çekiyorsun, dikkat çekiyorsun? Ses açıyorsun, müzik açıyorsun arabada. Şimdi duyulmayacak mı? Bu adam şimdi hırsızlığa gidiyorsa onu yakalatabilirsin sen yani. Sen niye müzik açtın peki? Hülya Hanım aslında bana öyle bir şey söylemedi. Ama bana dedi ki hani benim tahminim var. Mesela diyorsun acaba mesela bu evlerine mi girdi? Ya da belki birisi hani o an eve girerken. Bir de benim eşim bir de... İşinden dolayı eskiye göre çok fazla bir de böyle fevri, asabi, hani agresif bir insan. Hani birisi böyle ona hani hop demeden hemen hani üstüne atlayan bir insan, bir kişi yani. Kötülemek amacım asla değil. Hani zaten size söylediğim gibi hani diyorum ama ya. Ama gecenin hani o saati sen 5 saat arabada Fulya duruyorsun. Hanım size bir şey bir de söyleyebilirim. Yemin ederim eşim 2 sene boyunca bana bunu kaç kez yaptı. Siz olsa, siz her birinin elinde olsanız normal gelmez mi artık ne size? Yaptı? Beni hep böyle geceleri böyle bırakırdı böyle. Mesela beraber giderdik. Bazen eve 2 gün 3 gün gelmediğimiz oldu. Hatta annesi bile diyordu kızım 2 gün neredesin? Ne yapıyordunuz 2 gün 3 gün gelmiyor? Ben bir şey söyleyeyim. Bir dakika ne yapıyordunuz? Bir dakika ben konuşuyorum. Sabahleyin mesela biz gidiyorduk yani böyle hem arabada hani hem dolaşa dolaşa hem hurda falan topluyorduk. Sonra hatta gidiyordu hurdacıları satıyordu. Hırsızlık mı yapıyordunuz? Hayır hırsızlık değil. Normal demir falan yani topluyordu. Yani yolda böyle gide gide hani artık kafamız nereye eserse aslında eşimin. O kendisi oraya gidiyordu. 2-3 gün gelmiyoruz dediniz. 2-3 gün bazen nerede? Bazen köyde bir eşi senin yanında ne işin vardı oğlum? Hep Fulya Hanım. 2-3 gün boyunca. Evet eşim mesela evet, şöyle. Ha, yani evet. Arada giderdik bir lokantaya bir yemek burayı yerdik. Duyma. O da nadir olurdu. Yani yemek falan yerdik. Nasıl desem arabanın içi demir dolardı. Bazen hatta yemin ediyorum size ben demirlerin üstünde uyuduğumu, uzandığımı hatırlıyorum. Hatta böyle bazı bir yer hatta otoparka çekmişti eşim. Hatta bana dedi gel askeriyen oraya girelim. Ben dedim Aykut saçmalama dedim. Bekçi bekçi falan var dedim bizi vurur. Yalan. Yani harabe gibi bir yer. Hani içine böyle girip demir falan hani kızım yani yıkık dökük bir yerden. Sen niye peki böyle bir hayatı seçtin Bahar?
Ya çünkü Fulya Hanım nasıl desem bilmiyorum ama hayatım. Ben ona gelince gerçekten benim gözüm kör olmuştu. Yani akılsızlığından beni babasını ailesini takmadığından dinlemediğinden Fulya Hanım yani böyle insanlara bulaştırdı kendini. Şimdi kendiler rezil. Bizi de burada yani buraya çıkmak zorunda kaldık onlar yüzden. Biz de rezil olduk. Yani daha otopsi yok, hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yokken kızımı suçluyorlar, iftira atıyorlar. Ama er ya da geç. Otopsi illaki çıkacak. Tamam ama çok şüpheli bizim, gelmiyor mu sana da? Bir kuyunun içinden çıkartılıyor. Hayır Fulya Hanım kapalı. Tamam. Onu en son gören de yani Bahar. Çıkacak bizim vicdanımız rahattır. Hiç haber vermiyor bizim kimseye. Bizim içimiz rahat. Ama otopsi illaki çıkacak. Çok büyük şüpheli. Bu sefer ben onlardan ya. Davacı olacağım. Peşlerini bırakmayacağım bu işin. Yani. Asla ve asla bırakmayacağım. Bak senin kızını... Küçücük bu yaşta kızımı mahvettiler, perişan ettiler. Benim kızıma benim hayatımı sen mahvettin. Aykut da beni böyle sebep olmaya sen oldun. Aykut beni seviyordun. İzin bırakmadın. Nikah kıyalım ya. Sen nikah kıyalım. Hayatımı mahvettiniz ya. Senin gibi bir gel. Ben istemedim. Allah Allah. Namaz bile kılıyorsunuz ya. Bırak bu işleri ya. Ben daha 23 yaşında kılıyorum. Benim hayatımı mahvettiler ya. Ne bir nikah var ne bir şey. Sus. Konuşma hakkın yok senin. Niye geldin? Aykut da benim hayatımı sen mahvettin. Kendin. Ben mi kendim geldim? Oğlum beni getirdi bana söz verdi. Fulya'nın anne babası nasıl insanlarsınız? Aykut beni babamı aradı. Vicdanınızı bu kadar rahatlamaya çalışıyorsunuz. Eski geçmişteki ne annelik yaptınız ne babalık yaptınız o iki evladınızı ne yaptınız? Bir dakika bir saniye. Babamın hatta gittiği iş yerine bakabilirsiniz. Vicdanınız sızlıyor değil mi? Dedi ki eşimi dedi ben Bahar'a dedi beni barıştır. Babam dedi ki oğlum dedi. Dedi sen Bahar'ı dövüyorsun. Ben Bahar'ı göndermeyeceğim. Aykut'a diyor ki ne olursun baba beni Bahar'la barıştır. Söz veriyorum kendime çeki düzen vereceğim. Ben bir daha Bahar'ı dövmeyeceğim. Aykut sonra baktım beni hep babamdan arıyor. Günde belki 20 kere 30 kere arıyor. Babam ona diyor ki arama arama. Senin büyüklerin var. Aykut da diyor ki benim anne babam diyor ki senin ne halin varsa git gör oğlum. Annesi sorumsuz. Hiç ya ilgilenmiyor. Bir alan günü geldi mi böyle bizim kapımızı çaldı mı? Bize asla, bir büyük Fulya gibi geldi böyle nasihat verdi mi? Fulya böyle yapın şöyle yapın. Bir iki saniye sene, madem iki babası... Buçuk sene, anne iki hayır buçuk... bir saniye lütfen. Tamam, Bahar söyle. Ben seni ben... istemiyordum. Ben seni asla. Sen niye o zaman benim hayatımı... Sen o çocuğu beni kullandırmak ya. İçin mi getirdin o eve? İki sene boyunca beni kullandın. Sen ne hakkım var ki? Dayım ya. Aha. Beni nerede getirdin? Hakkım sana haram zindan olsun inşallah. Sen, öbür dünyada iki elisini var hep böyle yakanda. Dairesinde. Sen niye bu sen niye bu kızı istemiyordun? Kendisine daire, ait dairesinde bir çekim istiyor. Hayır. Ben söyledim. Bir saniye. Beni kullandırdın o, sen. Kullandırdın sen. Başkasına karışmıştı. Yalan söylüyor. Ortaya çıkarttın. Başkasına karışmıştı. Kendi söyledi. Ya bırak sen bir dakika duyamıyorum. Bahar bir dakika dur. Başkasına gitmişti. Yalan bir dakika arkadaşlar dinleyemiyorum. Yalancı bir saniye kadın. Susar mısın? Kadın bunu kabul etmiyor. Bir çarşaflı kadınmış. Kendi söyledi beni. Ya bırak bu ayakları ya. Gitmişim. Boş boş konuştum. Beni şaşırdı. Ben gitmişim. Çocuğun yüzümün üstünde oturmuşum. Anası beni kapıya atmış. Ya. Ben de bunu kabul etmedim. Ya yalan söylüyor. Sen bana yalan söylüyorsun. Bir saniye. Ha, Aykut cezaevine girdi. Fulya Hanım sen beni dinlemiyorsun. Cezaevine girdi Aykut. Bir ay. Öyle bir şey yok. Kadın yalan söylüyor. Bir saniye. Rezil seni. Aykut. Rezil seni. Bir saniye. Ya lütfen birbirinize hakaret etmeyin. Naila Hanım bir saniye. Söyle Bahar. Aykut. Fulya Hanım Aykut Birer cezaevine girdi. Ben bu ikinci gittiğimde bunu... Yüzünü aç anne, kızım yüzünü aç. Sen beni rezil etmek Aykut için mi çıkartıyorsun? Aykut'u ne yapmışım yüzünde yaran mı var? Vallahi hiçbir şey yok benim yüzümde. Darbe yüzünde. Var o zaman. Sen beni rezil etmek için mi çıkartıyorsun? Darbe var ha kavga etmişler ya arabanın. Bir şey var. Bahar ne sana ne? Sen niye bu yüzünü açmışsın? Kadını alın benim yanımdan. Yüzünü ne olmuşsun? Aç tamam aç. Hayır açmayacağım. Sen yüzünü aç. Ayten Hanım. Vicdansız. Ben açmayacağım. Niye yüzünü açmayamazsın? Fulya Hanım o kadın beni rezil etmek istiyor. Ben bunu kameradan önce de söyledim. Onlar rezil. Zaten otopsi ortaya çıkacak. Otopsi ortaya çıkacak. Suçsuzum ya ben. Dava açacağım siz. Aykut Avşar'ın şüpheli ölümünü bugün de konuşacağız. Özel görüntüler izleteceğim size. Yine Aykut Avşar'ın annesi burada, babası burada. Müjde Hanım burada, yenge. Önemli bir isim Müjde Hanım. Çünkü o gece... Bahar'ın yani Aykut'un beraber yaşadığı Bahar, dini nikahlı eşi Bahar'ın o gece ilk aradığı kişi Müjde Hanım. Yenge Müjde Hanım. Diyor ki Bahar, haber alamıyoruz ondan diyor. Gitti gelmedi diye ilk haber verdiği kişi sizsiniz. Evet. Gece 1'de beni aradı. Ben yatıyordum. Ben de sandım hani anahtarları yok. Hani kapıda kalmışlar. Siz de mi aynı apartmanda oturuyorsunuz? Evet, ben onun bir altında oturuyorum. Hı hı. Bahar benim bir üstümde oturuyor. Hı hı. Niye ilk sizi arıyor?
Yani kaynanamlardan fazla biraz çekindiği için, beni rahat hani gördüğü için her şeyini genelde bana anlatırdı. Hı hı. Telefon çalınca eşim de uyandı, hani ne oluyor diye. Telefonum şarjdaydı, koştum gittim baktığımda Aykut'un numarası. Hı. Açtım baktım Bahar, abla dedi bir şey söyleyeceğim ama dedi sakın anneye babaya söyleme. Ben dedi saat işte 7'den beri Aykut ormana inmiş, bu saate kadar yok. Ben de dedim ki hani belki başına bir şey gelmiştir. Hı. Hani olur ya ormandır inerken. Daha önce seni hiç aradı mı Bahar böyle bir hani, çünkü dedi ki dün Bahar biz bazen iki gün gelmiyorduk dedi. Yani gidiyor. Hayır, daha dedi. Önce hiç beni aramazdı. Hiç böyle bir şey yok. İlk kez. Hı hı. Böyle hani arayınca... Hem de açık sorayım, sen de mi Bahar'ı şüpheli buluyorsun? Ya şimdi ben nasıl şey şüphelenme şeyim oldu? Mesela ben hiç olay yerini görmedim. Sadece telefonla bana, benle konuştuğu o andaki şeylerim, ben orman deyince hani böyle nasıl ağaçlık ormanlık düşünürsünüz ya böyle dolu dolu orman. O şekilde düşündüm. Sonradan hani kaynananlar işte eşim falan beni olay yerine götürünce dediler ki araba burada, kuyu burada, bak dip dibe. Sadece benim düşüncem acaba hani hiç mi sesini duymadı o oradayken düştüğü zaman. Hani diyelim misal... Yani olay yerini gördükten sonra senin de bir miden mi bulandı? Tabii yani ondan mesela ben sanmıyordum bu kadar yakın mesafe olduğuna kuyuyla. Yani ben olsam, yani benim eşim... Affedersiniz iki saat böyle geç kalsa ben merak ederim. Oturur ağlarım bile acaba ne geldi başına diye. Bahar, herkes şunu soruyor gerçekten. Yani senin arabada durduğun yerle Aykut'un cenazesinin çıkartıldığı kuyu arasında. Yani o VTR'yi de biraz sonra hazırlayın, onu da verelim. Ya 17 adımlık bir mesafe var. Yani o adamın sen ne yaptığını düşse, bak düşse diyelim. Bağırır, aa kurtarın Bahar gelsene. Düştüm diye bağırırsın. Evet. Ya yine ıssız ben diye gece sesin birden, yankılanır. Bu bir. Ben gece sen birden, nasıl duymuyorsun? Dur. Üçe kadar konuştum Bahar'la. Bahar, duymamanın gerçekten imkanı yok. Öncelikle yayınlar Fulya Hanım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şimdi hani zaten ben dün de size anlattığım gibi hani o anı ben kendim yaşadım bizzat. Doğru mu? Hani evet. O olay günde orada ben vardım. Vardın. Tabii evet. Ne biliyorsan sen biliyorsun. Aynen. Bahar. Tabii haklısınız. Çünkü hani diyorum ya hani o gün olay yerinde ben olduğum için hani her şey hani nasıl desem hani herkes böyle yani ben yapmışım yani ya da ben yapmamışım yani ya da kim yapmış diyorum ya, bir daha söylüyorum. Hani öldürülmüşse yani ya da birisi onu atmışsa yani ya da düşmüşse bunun en çok herkesin annesinden babasından yani abisinden herkesten çok bunun aslında ortaya çıkmasını ben istiyorum. Çünkü şüpheli olarak ben görünüyorum. Ben inanın ki yani sizin gibiyim. Ben o kuyunun oraları hiç gitmedim, etmedim. Daha önce hatta hiç aramadık. Tarlanın hatta o tarafları aradık. Kimsenin aklına bile gelmedi. Acaba bu tellerin hani Aykut'un aşıp da hani oraya girmesini bilmiyorum. Yani benim de hiç aklım almıyor gerçekten. 17 adımlık sadece uzaklıkta evet, bu Fulya Hanım. Nasıl hiçbir ses duymuyorsun? Fulya Hanım böyle bir şey söyleyeyim. Senin araban burada. Bak bir daha geniş gör arkadaşlar. Tamam. Jimmy'yi kullanan kameraman arkadaşımı görün. Görebilirseniz bilmiyorum. Orada kuyu orada. Bak gör. Ya çok yakın bir mesafe. 17 adım. Dün saydık işte yani. Bak Jimmy'yi kullanan arkadaşımla benim bulunduğum yer kadar. Yahu kuyu orada. Sen burada. Burnunun dibi. Hayır, fısıldaşsan bile o... Orada kazara düştü diyelim. Fulya Hanım. Bak düştü diyelim. Issız yer. Oldu görmedi düştü. Aa diye bağırmaz mısın? Fulya Hanım, hayır, benim mi? Düşüncem ne biliyor musun? Tamam diyorum ki acaba düştü, kendi düştü daha, tamam diyelim de. Kurtar. Ama ben diyorum ki acaba düştü, kavga ettiler de Bahar bile mi kurtarmadı mı? Seslendi de ses. Bahar hayır, cevap ver. Ben söz hakkı istiyorum. Söyle işte evet. Cevap ver Müjde'ye. Ben o gün Aykut'la kavga etmedim. Tartıştım arabanın içinde ama o kuyunun o tarafı olduğu Bahar, zaman ben seninle konuştum ya, hatırlıyor musun? Tamam. Sen bana dedin ki, sen bana dedin ki belki Aykut hani gitmiştir bir yerlerde şey yapıyordu evet. Da bana inat çıkmıyordur. Ben de sana dedim ki Bahar kavga mı ettiniz? Evet aynen. Ki, abla hayır kavga etmedik. Sonra aynen. Sabah oldu, anneler oraya geldiği zaman hani arıyordunuz ya beraber. Tamam. O arada baba da sana seslendi telefonda. Bahar kiminle konuşuyorsun? Benle konuşuyordun ya o ara. Evet. Sen bana dedin ki abla ben sana açık açık söyleyeyim mi dedin. Anneye babaya söyleme, biz tartıştık dedin Aykut'la.
Tamam evet tartıştık hani. Zaten orada tartışmayı güvenlik görevlisi. Evet tartışmış. Hayır bak biz kuyunun orada kesinlikle tamam da ufak bir tartışma olsa sen bunu konusunu bile açmazsın. Ben ses konusuna geliyorum bir saniye lütfen. Ben şimdi ses konusuna geliyorum. Ben onu eğer bağırmışsa sesini ben nasıl duymadım biliyor musunuz? Ben bir daha söylüyorum üstüne basa basa söylüyorum. Ben o gün arabada müzik açmıştım ve. Yalan edin. Ama arabanın camı yanında mıydı? Hülya yalan etti. Çocuklarına Çınar'ın Erat'ı söyler. Camı kırık demiyor bana. Tamam hayır bak şu an camlık bir mesele değil. Ben arabada kolon var mı? Orada miyim? Değildiniz. Boş hatta boş konuşmayın. Hatta arabaya çocuklara bazen oluyor. Hatta diyordu Yaşar amcam hatta arabada son ses böyle müzik aça aça biz gidiyorduk. Yalan mı? Arabada kolon var mı yok mu? Ben arabada kolon var. Hatta son ses ben çünkü hiç binmedim. Çünkü hepimiz birlik olduğumuz için birlik bak şimdi biz seni mi dinleyeceğiz yoksa ben derdimi mi anlatmaya ama geldim? Ama kızma burada. İftira etme hakkınız yok. Seni mi dinleyeceğim ben? Acılısınız biliyorum. Seni mi dinleyeceğim? Sağa sola saldırmak için yer ben saldırmıyorum. Saldıran sensin. Ben burada derdimi anlatmaya çalışıyorum. Bana destekçi oluyor. Hayır. Biz adalete güveniyoruz. Adalete güveniyoruz. Boynumuz kızdan incedir. Ayten Hanım, sen de olay yerin ama bak bir dakika. Ayten Hanım kızın olarak elbette şimdi onun yanındasın. Ama destek olursun ama sen de o gün orada değildin Ayten. Tamam, o gece orada değil, gözünle görmedin. Yok canım, onlar da sen neredeydin? O zaman demek sen yanındaydın. Siz neredeydiniz? Sen gece birden yanındaydın. Bir dakika. Anne, Zeki Bey. Siz orada mıydınız bana iftira atıyorsunuz? Gece birden iki. Olay yerinde mi? Ben yaptım. Ben mi yaptım? Otopsi zaten raporu çıksın. Ben yaptım. Ama ben size dava açacağım. Bir dakika, herkes beni dinler. Bir dakika. Ben susayım herkese. Yüzünü aç. Bir şey aç Aylan sana ne? Sen gelme. Aç açsın. Kadın sen kimsin o yüzünü aç. Anne dur bak, ya dur bırak. Benim soracağım dört tane soru var. Savaş Bey biz sana. Bir dakika. Temrinle mi dedin? Ayten Hanım rica ediyorum. İstersen gel şöyle bir. Lütfen. Ama bir dakika bak yine her gün aynı tartışmayı yapıyor. Ben de soru soracağım. Fazla sen de yüzünü aç deyip durma. Açmıyor işte. Niye açmıyor? Sen herkesin kendi zorlu iradesi var. Kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Anne ülkeyim ya. Bütün gönlünü aç gözünü değil. Naila Hanım, Naila Hanım. Bir daha yüzünü aç diye baskı yapma. Baskı yapmaya hak yok. Neyi var? Benim yüzümden adamı konuşamazsın. Bu sorulara cevap gelen bir şey. Kimsiniz? Kabullenmez. Tamam Ayten lütfen. Tamam ne tamam. Soruysa? Bak ben sordum soru. Sor. Sen de sakince sen cevap ver. Sen de cevap ver. Tamam mı? Bravo sor. Doğru bir tamam. Cevap. Evet. Tamam. Buyur. Birinci sorum arabanın fites kolu çift bileğe var. Bir alttan geliyor. Araba zaten bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Dinle sonra cevap ver. Dinle sonra cevap ver. Tamam. Bir altta bir yanda gelen çift bileğe var. Bu fites kolu niye çıkmış yerinde? Onun benimle bir alakası yok. Bir dakika bak. Bir dakika bir dinle kızım bir dinle evladım. Tamam bir dinle. Tamam. Bir dinle. Tamam dinliyorum. İkinci soru. Gece saat 8'de bu çocuk kayboluyor. Lavaboya gidiyor. Değil mi? Tamam. Lavaboya gidiyor diye çıkıyor. Senin evet. Söylediklerini bana söylediklerini söylüyorum. Tamam doğru. Ama evet. Lavabodan öte bir şey var Zeki Bey şimdi. Bir dakika ben sadece oraya gireyim. Oğlum diye de şimdi kayırmayalım. Ben soracağım. 4 tane sorum var. Başka bir şey tamam, sormuyorum. Tamam bana sorsun, sorsun sorun. Ben cevaplayacağım. Gelsin tamam. Siz sorun. Tamam, o zaman cevap gidelim. İlk sorunun cevabını versin. Tamam hadi ver bakayım. Bu araba oraya nasıl gitti? Bilye dağılmışken nasıl gitti? Soruyorum. Allah'ım güleceğim artık. Bana diyor ki. Hanım eşim kendisi sürdü arabayı oraya götürdü. Ve tamam. Ben asla araba kullanmayı bilmiyorum. Bile. Nasıl sürsün oraya kim? Götürsün? Yani arabada birisi mi var demek istiyorsunuz? Bir saniye arabada başka birisi ben bununla mı konuşacağım bununla mı? Allah anne için. Tamam. Bahar işin özeti kızım hangisi? Sen anlamadın mı daha sana ne demek istediklerini? Abla anlamadım ki ne demek istiyorlar? Sana ne demek söylesin istiyorlar biliyor musun? Açık açık konuş. Senin bak senin bir sevgilin olduğunu falan düşünüyorlar. Evet. Ben bunu ima evet. Gelin konuştur. Lanet olsun o güne benim kızım sizin gibi insanların ha. İçine geldi. Bahar sen daha önce buraya geldin mi hiç? Bu kuyunun buraya mı? Daha önceden geldim. Belki çok uzun zaman gelmişim. Kuyunun orada bile olduğunu biliyor musun? Hayır. Yemin ederim. Polislere kendin söyledin kızım. Ben kuyu sonradan öğrendim. Polislere kendin söyledin. Orada olduğunu sonradan öğrendim. Orada kuyular var. Kuyuların içine bakın lütfen dedim. Ben kuyular demedim. Hayır ben dedim o söylememiş. Bak polisler ölmemiş. Savaş Bey. Ben polislere babası geldi. Bir gün bana dedi ki bak bizim eve geldi. Ben dedi eski eşine benzemem. O tamam evet ben onu söyledim. Dedi. O eski söylemedim eşine yapar. Bir dakika müjdeyi dinleyeceğim. Tamam. O eski eşine yaptığını bana yapamaz. Ben yaparsa ben öyle bir acı yaşatırım ki öyle böyle acı yaşatmam. Kim dedi bunu Bahar mı dedi? Evet. Evet ben söyledim. Sen söyledin bana. Bir saniye. Bir yani öyle söyledi diye hemen vurup öldürdü mü? Aykut ölmeden ne zaman önce dedi? Bir iki ay önce falan.
Yalan söyleme, yazdı evet. O zaman. Hatta ha? Hastaneye gitmiştik. Senin de çocukların var, elini vicdanla ver. Ama söyledi sonuçta değil mi? Evlilik hayatında. Tamam, ben şimdi her an her şey gelebilir. Yani işte, sana beklerim. Yalan söylemeyin. Senin de çocukların var, vicdanlı konuş. Arkadaşlar, rica ediyorum. Vicdanlı konuş. Niye o zaman Aykut'a gelip vicdanla ver konuş. Ben bağır sana, sen diyordun ya bana. Tamam Müjde, bak ben doğru, tamam evet. Ben sana gitmiyor muydum Aykut'a? Ama evlilik hayatı bir saniye. Evlilik hayatında her şey olabilir. Ümit abi akşama kadar sana dese Müjgan seni ha öldürürüm. Hemen ölüyor mu? Ben o an sinirlendim. Her koca karı koca arasında olur öyle ama şeyler. Ama bak kötü davranışı. Yani öldürdüm. Ben söylüyordum Fulya Hanım, diyordum madem sana iyi değil Bahar. Bekle. Bak önünde zaten geleceğin de yok. O zaman görmüyorsun. Evet, imkan da yok. Hayatı git bitmiş. Demiyor muydum sana? Kaç kere git dedim. Hatta diyordum bana kaç kurtar kendini. Evet git dedim. Tamam, buraya git dedim. Peki ama iyi de niye sen öyle bir madem şey söyledin? Sana ne yaptı ki? O anlık ben o gün aslında hastaneye gittim. Hatta yanındaki çocuğunu da almıştım. Doğru değil mi Müjde? Evet. Ama niye sen Müjde öyle bir şey? Üstünde benim param yoktu. Aykut'la baktım. Bu hatta hırsızlık muhabbeti oldu. Hırsızlık muhabbeti olmadan önce hatta kapıyı o zamanlar polis basmıştı. İşte herhalde o işe yani yelkenmişlerdi. Eve gelmiyordu iki gün falan herhalde. Yani eve geliyordu ama aşağı katta çalışıyordu. Ben de sinirlendim. Eve para bırakmıyor, bir şey bırakmıyor. Rahatsızım. Aykut'a arıyorum, diyorum ki Aykut ben rahatsızım. Bana argo konuşuyor. Bana diyor git ne halin varsa gör. Bir de bunun yani yaptığı şeylerden dolayı ben sinirlendim. Hani madde kullanıyor böyle şeyler. Artık kaldıramadım. Yalan. Tuttum Müjde'yi aradım. Hani o anlık sinirdi yani. Sen artık peki Aykut'tan ayrılmak ne istiyor muydun Bahar? Ayrılmak, ondan kurtulmak istiyor muydun? Ben onda hiçbir... Ben sana öyle bir şey yapsaydım ikinci kez ben kendi gönül rızamla Aykut'a geldim. Bana üstelik gidiyordu ki ben hatta branşımı değiştireceğim. Söz veriyorum. Ben bunu içiyorum, o yüzden çalışıyorum. Hazimleniyorum. Evet. Ben bunu içemezsem çalışamıyorum. Aç kalırız ikimiz. Bir ay biz yukarı katta aynı evde kaldık. Koltuk takımımız bile yoktu. Annesi gelip bir gün kapıyı bile çalmadı. Oğlum bir şeyiniz var mı? Yastıksız uyuduk. O ayrı. O ayrı. Tamam. Bahar, bahar. Yok hayır onu bahar. Demiyorum. Şimdi siz... Hani efendim? Akşamdan da kavga etmişsiniz ya çorbacıda bir münakaşada. Oraya devam ettin mi bu süreç? Hayır devam etmedik. Ha, oraya gelene kadar normale bitti. Döndük. Hatta müzik açtı tamam, Savaş şimdi, Bey. Sen o gün evet. Kimlerle görüşme yaptın telefonda oraya gelmeden önce? O gün bir kişi aradı. Kim aradı? Bir tane bunun arkadaşı var. Seni mi aradı? Tarkan adını söyledim ama. Tamam söyle. Bir tane arkadaşı var. Tamam. Adını söyleyeyim mi? Tamam burada? Tamam adını söyle. Tamam tamam. Tamam. Seni mi aradı? Aslında o Aykut'u aradı, benim eşimi aradı. Ha, bunun onun herhalde işi falan vardı. Müzik. Hatta dedi ki onun adı takmadığı Yaşar olduğu için dedi ki Yaşar, Yaşar falan. Ben de tabii yalan değil, ufak biraz kıskançlık yaptım. Dedim bakayım telefon acaba kız mı arıyor? Herhalde 0212 aramıştı. Bir on numaradan arıyor, bir de normal cepten arıyor. Sonra kapattım. Ne o konuştunuz an, onunla? Sadece konuşmadım efendim. Sadece dedi Yaşar, Yaşar. Yani dedim acaba kız mı dedim. Sadece sesini dinledim. O gün mü oluyor kapattım. Bahar? Bahar o gün mü oluyor bu? Efendim? O gün mü? Aykut'un öldüğü gün mü oluyor? Evet, o sabah. Sabah o ama. Sabah. Daha vefat etmemişti. Daha hatta demir falan topladı. O kimdi Bahar? O da arabada. O İsmet'ti Bahar. İsmet değil. Bilmiyorum, bana Tarkan dedi. İsmet kim? Adı Tarkan. İsmet'le de karakolda eşi kayboluyor ya. Biz karakola kayıp başvurusunu yapmaya giderken orada da İsmet'le konuş. İsmet diye bir ama şimdi bir dakika. Bir de İsmet, şimdi soru cevap ben kim? Soruyu ben ama anladım. Söyle, evet. İsmet kim? Orada ben söyledim. Onu ben o bilir. O İsmet tane. Orhan Yaşa diyor. Benim Orhan Yaşa'yla kim ilişkim olmuş? Araştırsın herkes. Yok yok İsmet kimdi sen ya? Yani ben senin yanında. Telefonu kulağında almıştım. Ben polislerle beraber giderken. Torbacılar arıyor. Torbacılar. Ben senin yanında dedim ki. Ben senin yanında dedim İsmet dedim. Aykut nerede? Ya. İsmet seninle konuşurdu bari. İnkar etme. Ne inkar etme? Sen benim yanımda İsmet mıydın ya? İsmet senin evin miydi Bahar? Hayır öyle bir şey yok. Bahar ben sana bir şey söyleyeyim. Ya yalan atma kadın ya. Ben Aykut bir şey ben akşama kadar aşağı katlar. Bunu söyleyeceğim dur. Bunu ben söyleyeceğim bunu da. Bir dakika tamam söyle susun. Hülya Hanım bir şey söyleyeceğim. Söyle. Babası Gül'de. Ya küfür etme. 10 milyar para çekti. Kim? Öyle Bahar. Nerede? Ben. Kredi. Kredi. Aykut onu ödedi ki ne Bahar. Alakası var ya saçma sapan. Bahar sen o kredi için Aykut'u her yere sildin. Savaş Bey yalan söylüyor. Bir dakika dur dinleyelim ondan sonra konuşalım. Tamam ben sana. Müşkansı da Aykut ödedi. Bahar Aykut'u her tarafa götürürdü. Kırkısı kadar. Pakır toplamaya da. Annemin borcunu ben. Aykut onu bir kuruş bana para vermedi. Yalan söyledi. Savaş Bey nasıl hakkı istiyor? Nail bir dakika Nail Hanım. Nail Hanım. Ya çocuğum beni kuruş ödemedi. Ödemedi. Sen her yere götürürdün. Ayten rica edeceğim. Ya Ayten'i bence alalım. Alın arkadaşlar benim yani tepem atıyor. Ayten şöyle karşıya geçer misin? Tamam. Böyle olmaz. Hayır hayatım karşıya geçer anne, misin? Anne geç sen karşıya tamam. Yani tamam, yok artık ama ya bak bensin kavganızla uğraşamam. Yani. Açık söyleyeyim. İftira atmasınlar benim kızıma. Tamam geçer misin? Allah hepsini soracak sizden tek tek. Yahu arkadaşlar yani daha birbirimizle
İletişim kuramıyorsunuz. Küfürler havalarda uçuşuyor. Hakaretler küfürler havalarda... Küfürler bize çıkmıyor. Küfürler ama bize tamam yani hangi... Küfürler bize çıkmıyor. Abi, böyle devam ederseniz ilk geldiğinde nasıl sorgulayacağız? İftira atıyorsunuz yetmez tamam, mi? Bağır. Küfürden de ben beter. Devam edeyim mi? Buyurun. Şimdi, girmeyin lütfen. O gün tekrar soruyorum. O gün seni kim aradı veya sen kimleri? Sade akşam 7'den sabah 1'e kadar seni bir kişi mi aradı sadece? Evet, o gün içinde bir kişi aradı ama o da bütün beni değil. Bütün gün sen bir kişiyle mi konuştun? Beni hayır değil. Ben şimdi ama hatırladım o gün. Yok, hatırladığın kadarıyla. Ya tamam, şu... bir kişi, her gün hani değil ama Aykut'la... Bahar, tamam. Şimdi de yeni bir şey hatırladı. Bahar'ı dinleyelim. Tamam, o çünkü her gün yeni tamam bir şey hatırladı. Hayır, yeni bir şeyden değil. Bakın, ben zaten hani bir laf var ya, insan ne zaman öleceğini bilse ona göre kefenini hazırlar. Ben o gün sadece tahminen saatini şöyle... Ama ben zaten benim bir kere sadece iki tane benim baktığım saat var Doğan. Tamam, sen devam o gün et, saat 5'ti. Biz hatta Aykut'la araziye gittiğimiz yere ben saatini hatta aldım böyle telefona baktım. Saat 5'ti, o demirler hepsini hatta arabadan döktük. Hı-hı. Bana dedi küçültelim demirler hepsini hani arabada dedi biraz yer olsun. Bir de bir kere daha baktığımda Aykut kuyunun oradan yani oraya oralara yani gittiği zaman bana dedi hani ben geleceğim beni bekle falan hani o öyle söylediği zaman dedim saate bakayım. O an sadece ben saate baktım. Geri kalan saatleri de hani ben kafama geldiği zaman tahminen söylüyorum. Tahminen söylüyorum gerçekten Fulya Hanım. Bahar sen ortaya benimle konuşurken çıksın arada hatırlıyor musun? Etrafı dinliyordum böyle beni evet, duruyordun. Evet çünkü köpek abla sesleri vardı ben korktum. Kim orada normalde buraya böyle bir erkek bile gelse. Ben dedim ki bak. Hayır. Dedi ki abla bu kadar saat Aykut yok. Ben de saydım bir saat değil, iki saat değil, üç saat değil, dört saat değil. Bahar dedim ki belki yani vicdansız olan bir insan. Bir insanı bu kadar saat bırakmaz. Artı sen tamam, onun doğru bir eşisin sonuçta değil mi? Evet. Karısısın. Yani imkanı yok seni Aykut bu kadar saat orada bırakmaz. Ya vicdansız olan bir insan bırakmaz dedim. Ya belki dedim başına bir şey geldi. Olur ya aşağıda kulübeye gitmiş diyorsun. Belki kulübenin sahibi başına bir şey getirdi. Veyahut da karanlık önünü göremedi. Düştü kafasını vurdu bir yere. Ben emniyette bunların hepsini söyledim. Ben o gece onlarla ne konuştuysam niye ben yanlış bir şey söylemiyorum? Müjde sen ne bana bir şey daha söylemedin. Gayet her şeyi iyi hatırlıyorum. Müjde Hanım, onun bana ne konuştuğunu iyi hatırlıyorum. Müjde Hanım, ne konuştuğunu iyi biliyorum. Allah yukarıda bak. Ben ne konuştuğunu iyi hatırlıyorum. Tamam, doğru. Sen bana demedin mi hatta şu an polislere haber verme. Allah için, niye biliyor musun? Tamam, dur bir dakika. Evet, onu söyle. Evet, söyledin. Hatta ben dedim polise haber verin ki sen bana dedin ki, dedim Aykut belki bir yerden çıkar. Her zaman yaptığı şey. Yok, sen dedin bir yerden çıkar. Aha, aynı hatta sen bana dedin ki şu an polisleri arama doğru mu? Gerek yok. Hani Aykut çıkar bir yerden. Sen dedin, ben demedim. Sen dedin ki, tamam, hayır. Anne ama hayır, o söylüyordu. Bir saniye. Anne. Olur mu? Dinlensin telefon, o söylüyordu. Aykut. Tamam ben konuştum, ben Müjde'yle kaç saat bana diyordu ki, Müjde Bahar sana şöyle mi dedi? Ben ses duyuyorum bir dakika diye. Evet, yani etrafı dinliyordu. Bir de bana diyordu ki bak, Aykut bir anda çıka gelir diyordu. Aileye söyleme, çıka gelir beni döver. Bir anda gelir, belki bir yerde takıldı diyordu. Gelir diyordu. Beni bırakmıyordu aileye söyleyeyim. Ben de karışmak istemedim. Yani zaman mı sonra ben arada kalırım. Zaman mı kazanmak istiyordu evet. Bahar? Saat 3 oldu. Daha ben onu ikna ettim. Baktım artık isteksiz bana dedi ki aileye söyle. Ben dedim mecbur söyleyeceksin. Bari yani üzülme şey gocunma yok yani. Mecbur söyleyeceğim bu annesidir babasıdır. Mecbur yani belki başına bir şey geldi. Müjde Hanım hatta bir saniye. Sonra ben telefonu kapattım. Aşağı indim kaynananlara haber verdim. Tekrar çıktım seni aradım değil mi? Evet. Seni aradığımda sen bana dedin ki ben güvenliğin yanına geçtim. Evet. Geçmiştin, geri dönmüştün. Bekçi. Sen dedin, evet bekçilerin yanına geçmiş. Ama bekçiler bana demiş ki aşağısı orman, gitme aşağıda domuzlar var. Evet, belki eşine bir şey yaptın. Sen bana öyle dedin. Sonra benle tabii konuşurken bir daha bekçilerin yanına geçtin. Bekçilere abi ben çok korkuyorum dedin. Ne domuzu ya? Köpekler falan var. Hülya Hanım hani ormanlık dedi diye orada bekçiler bana öyle bir şey. Arkadaşlar neredeyiz yani? Hayır ormanlık beni aşağı götürdü diye. Arabayla kuyun yanına götürmedi. Beni Aykut'un sen sesini duydun ya ne o zaman gitmedin? Ben beni tarlaya götürdü bak. Ya niye gitmedin niye? Çocuğun sesini niye duydun niye gitmedin? Sen niye yaptın? Niye gitmedin? Ben Aykut'u seviyordum. Bakın ben Aykut'un madde kullanıyordum, alkol içiyordu. Her şeye rağmen seviyordum Aykut'u. Tamam, ben Aykut'u öldürecek olsam kaçardım. Ya niye yanında insan duracaktı? Yeter ki bir şey yanına koysun Bahar, ya. Bahar, şey... ya, bir dakika. Bahar, o neler var gülüm ya. Yani ablam akrabasını öldürüyor, kayıp diye program düzenler var gözünü seveyim ortaya yani. Çıksın. Bahar, Bahar, bir dakika. Ben dakika, ben artık ben kimseye net adalet, ben buradayım. Ben cezam neyse çekerim. Bahar, ama davacı Bahar olacağım sizden. Bahar, bak, bir saniye Fulya Hanım konuşuyor. Fulya ben bir şey soracağım dur, sana. Dur sorsun. Tamam, sorsun. Aykut gitti, düştü. Aykut seni bilmiyorum çok... Bilmiyorum işte, Aykut onu Allah biliyor. Ben görmedim de. Sen Aykut'u kurtarmadın.
Ya sen ben benim oğlumu kurtarmadın. Ya ben o an ben ne bileyim Aykut oraya düşmüş. Nasıl ana. Bilirsin sen? Senin gözünün önünde. Ya çocuk gidin. Demir toplamaya sen belki gitmiş. O an senin ne bileyim karanlık gitmiş. Görememiş düşmüş. Hayır. Olabilir. Evet, Aykut bağımlı zaten içiyor. Halüsinasyon da görüyor. Sen orada polislere girseydin Aykut'u kurtarırdın. Ya Aykut bana evde neler söylüyordu ya. Sen Aykut'u kurtarma. Ya Aykut benim düşmanım mı? Bir saniye. Tamam, tamam, yeter, ben bekledim ha. Sen gördün ya savaş o zamanı. Kaydetseydin madem görmüşsün. Sen bekledin ha Aykut. Ya sen sus kadın ya. Hayır. Sen sus konuşma. Hayır. Tamam. Bak saygımı yeter bak tamam, bozmuyorum saygın. Ama saygın, kimse saygın bana iftira atamaz. Benim sonuçta biz bir hayatım var. Ben de 23 yaşında bir gencecik kızım. Sen benim çocuğumun ben, araması. Ben bakın ben burada herkesten çok bu olayın çözülmesini istiyorum. Savaş Bey yemin ederim bak ben burada herkesten çok çözülmesini istiyorum bu olayın ya. Tamam bak ben de istiyorum. Nail Hanım zaten senin oğlun öyle arazilerde geziyormuş. Geziyormuş. Benim oğlum orada ya tavana bile Aykut çıkartıyordu. Tavana üstüne üstüne arabanı. Savaş abi yemin ederim. Ya araba hurda. Araba dolu. Nail Hanım, Nail Hanım araba hurda dolu olabilir evet. Ama ya zaten şimdi bak beni de şey konuşmak da istemiyorum yani acın var. Ama şimdi kardeşim bunu da huy edinmiş bu çocuk. Arazilere gidip oradan buradan hurda toplayan bir çocuk. Araba dolu da olsa artık el alışkanlığı. Hayır. Yine de alıyor olacak. İşte alıyor arabaya hurda koyuyor. Aykut'un her zaman oğlum, yaptığı şey sen oğlunu bilmiyor musun? Var o saatte. Oğlunu bilmiyor orada, musun? Bak gelsin? Sadece ben söylüyorum. Sen oğlunu benden daha çok iyi tanırsın. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Acım var diye sana saygı duymayayım artık. Çünkü bana iftira atıyorsun. Az bir dakika. Bana iftira atamazsın. Savaş tamam Bey, senin oğlunu öldü, benim gittiniz. De işimi öldü, değil tamam mı? Dur, bir dakika. Siz oraya gittiniz. Ha, ben öldüm. Orada. Tamam, ben öldüm. Çalınacak, bir dakika. Dur, Zeki Bey bir şey var. Söyle. Çalınacak bir şey var mı? Bir tahta kulübe var, doğru evet, mudur? Evet, evet. Benim de dikkatimi çekti o. Bravo. Çalınabilecek. Yan tarafında kereste var, hı-hı, doğru mudur? Bir de kuyunun üzerindeki su sac var. Hı-hı. Bu sac için mi gitti? Su kuyusunda. Söyle. Su motoru var mı? Yok. Yok. Herhangi bir demir var mı? Bak zaten görülüyor orada. Yok yok ben orada... Yani... Hayır şey İdo hocam bu arazide toplanacak hurda falan yok, yok mu? Yok yok. Yok bir şey yok ki. Yok yok tamam gördünüz ya. Fulya Hanım bir şey söyleyeceğim. Söyle Bahar. Bakın bir gün olur istiyorum. Da bir kamera kayıtları çıkarsa bir, şey bir yer var size söyleyebilir miyim onu? Tamam Zeki Bey. Bir yer var bu İstanbul içinde. Köpek böyle barınakları mı ne diyorlarmış ona? Yalana bak. Söylüyorum yerini. Orada böyle tepede böyle bomboş böyle ya arazi bomboş kocaman hiçbir şey yok. Sadece bir tek böyle küçük böyle köpek kulübeleri falan var. Ama o da uzaktan uzağa hani oraları köpekler bile yoktu ya. Hatırlıyorum Aykut bu ne böyle kulübenin içinde köpek bile yok. Aykut dedi ki o kadar çok tenha ve sessiz bir yerde. Aykut diyordum yeter artık çıkalım buradan. Demir yok bir şey yok. Yemin ediyorum size Fulya Hanım benim eşim ya toprağı böyle içini kazardı böyle demirleri çıkartırdı. Ben bir şey, bir şey sorabilir miyim? Dikkatini şunu çok merak ettim de. Tamam. Şimdi mesela birisi işte lavabo ihtiyacımı karşılayacağım ya da başka bir şey için giderse bir saat gelmezse bir bakarsın kapıyı açarsın bir ses var mı neredesin hadi bitmedi mi işin diye bir çıktığında sesi duyabilecek kadar bir yer yani bir, mutlaka bir saat sonra hocam, bir çıkar kapıdan. Hocam o niye kaldı uzakta zaten o kuyu hayır, var ya kuyuyla hayır, arabanın şöyle bir kapıyı açarsın hadi ne zaman geliyorsun işte, Bahar. Diye. Ama Esra Hanım ben size bir şey söyleyeyim kusura bakma lafını hani kestim bir, de. Bir, yani en azından iki saat boyunca beklemez. Bak. Bahar yani burada. Çıkarsın, hadi nerede kaldın dersin, nerede kaldın derse de o kuyunun genişliğine göre varsayımsal konuşuyorum. O geniş bir kuyu ve o süreçte insan çabalarken sesi çıkabilir. Belli ki çabaladığına göre montu tabii çıkarıyor ve var. Ayakkabılarını çıkarıyor. O sırada da düştüğüne göre üstü açık. O ses bayağı bir süre orada cebelleşmiş çocuk. Evet. Yüzme biliyorsa yüzüyordur. Nasıl ses duyulmuyor? Evet ve bak araba sen burada oturuyorsun. 7 saat orada. Savaş kuyu da burada düştü, kuyu da burada ve gece ıssızlığı şey çok daha ses gür çıkar. Sen yankı yapar. Ses gür çıkar. Otoban, otoban zaten arabalar gelen geçen araba korna da çaldı oluyordu Fulya Hanım. Ha tamam o otobana da var doğru. Otobana çok yakınız. Otoban. Doğru otobana yakın araba de sesleri var. Tamam. Ama işte insanların bir türlü Bahar sana açık söyleyeyim ablam. İnsanların bir türlü aklını mantığını almadığı şey şu. Bahar bir daha ver arabayla kuyu şeyini fotoğrafını. Bahar o arabada 5 saat boyunca bir insan... 5 saat oturup beş da saat değil, müzik Fulya, dinleme. 8 saat. Tamam 1 saat. Tamam 5 saatten fazla diyorum. Yok. Tam saatini de bilmiyorum ama 5-6 saat tek bir yerde oturup da evet. Ya ayağın uyuşur, belin uyuşur. Uzun yola gittiğimizde bile 3 saatte bir mola vermez miyiz 4 saatte bir duş evet. Bir ayağımı bir açayım şöyle dersin inersin, şöyle. Bir hava bir ne oldu bak, der bir kendine gelmeye çalışırsın. Ya yani. Senin Savaş hiç inmemen, inmemen zaten enteresan. Ve sen dün dedin ki bana
daha önce de hani Aykut'la gidiyorduk, gelmediği oluyordu. Evet. Onun da hiç hani haber vermediği oluyordu. Evet. Sen daha önceki ortadan kaybolmalarında hiç aileye haber vermiyorsun, polise haber vermiyorsun da 5 saattir gidip gelmemesini yani niye burada polis aileden birisine aradın kayboldu diye. Bu adamın zaten huyuymuş gibi gidip gelmemek. Fulya Hanım tamam işte zaten artık bana o yüzden diyorum ya artık bana artık tamam 100 saat olsun. Tamam 100 saat olsun kadın. Bir saniye daha bekledim ben. Tamam o zaman gel sen Bahar'sın al kartımı. Sana yapıştırsın ha benim adım konuş. Ölmeyi bekliyorum. Ya sen susar mısın? Bak saygıma bak. Bana bak. Bana bak. Sen bak. Sen niye bana telefonu? Sen bak bir Allah'ın günü bak. Gelmedin evime hoş geldin. Gelmedin. Bir dakika, bir dakika. Dur. Aynur abla. Aynur abla. Aynur abla. Aynur abla. Aynur abla. Aynur abla. Bana sen. Ya sen avukatı mısın onun? Sen kimsin ya? Mal mısın? Nesin? Bak. Aa Bahar. Ağzına bak bozma beni. Bahar. Ama ben artık dayanamıyorum. O da anne yarısı teyzesi. O da Aykut'un annesi ise diğeri de teyzesi. Ama bakın bir gün hoş geldine gelmedi ya. Bu nasıl bir teyze o zaman ya? Ben senin yüzünü görmedim bile ya. Bana bak. Ben Aykut'a... Neler geldi? Bak benim ağzım bak bozdurma. Aa Nayla Hanım. Psikopat deyip durma ama. Biliyor musunuz yani daha... Ben hemen söylerdim. Bazı masajlarını yapıyormuş. Ya psikopatım diyordu. Bütün saçını yapmış. Erkekler olmasa ben burada konuşacağım da konuşmayamıyorum kelime. Ne? Ki, bak ne kadar sana saygı duyuyorum dedik. Benim üstüme geliyorsun. Sen sen alıştırdın borcun için. Bir saniye Savaş Bey. Bir saniye. Sen hepsi tamam. Savaş abi araştırın. Benim kredimi ödemedi. Ben hala onu seviyordum her biraz şey. Biraz Maykadır evli yere atıldı. Otur. Sen tamam. Sana avukat. Avukat mısın? Allah'ım. Hani senin avukat kartın nerede? Kutavşar'ın Bahar'la beraber yaşadığı o evdeyiz. Şurası oturma odası. Yaşadığı alanı görüyorsunuz. Hani artık ne halde olduğunu kendiniz görüyorsunuz. Yemin ederim kimse ellememiş. Yemin ederim size. Bahar Hanım'ın yaşadığı mutfağına geçiyoruz. Cenazenin olduğu ikinci günü şu kapıları camları açmışım ki hava alsın diye. Kokuyu hissediyorsanız koku gitmiyor daha halen. Burada ne olmuş, nasıl yaşanmışsa bilmiyorum. Şuraya bakın. Bu yeni midir Allah aşkına bak tabağı bırakmıyor. Böyle yaşanmak olursa olur deyin. Böyle olur mu? Gerçekten yani böyle... Böyle bir ev olur mu? Oturma odasını falan göstermediniz, yatak odasını göstermediniz. Böyle artık küf birikmiş. Böyle bak gerçekten midem çok pisti çok. 5-6 günlük iş değil herhalde fark ettiniz. Üstü başını bile yıkamıyordu. Bahar sen ya gencecik bir kızsın.
Yani o ev niye o halde? Çok pislikti. Yatak odasını falan da gösterseniz abla. Daha neyini gösterin? Zekan zaten anlaşılıyor da yatak odası gösterin. Gösterin yani. Ne bileyim böyle bir gencecik iki tane insan ya gencecik. Yaş bizim zaten, gibi yaşlı insan olsaydı gelin bizim evimize de bak. Kardeşim. Benim zamanımda görseydin o evi. Haftada bir gün evde kalıyoruz ya. Haftada bir gün. Aykut o sıra yoktu. Aykut cezaevindeydi. Ben o evde oturuyordum. Bahar geldikten sonra ben o evde indim. Aşağı indim. Bırak koyuyor bir ayağımda kaldı. Güzel evde, çok güzel evdir. Ama bakım yok, bakmadı. Peki o koku kadın ne? Kadın hiç eve evet, bakmadı, pislikti. Çok pislikti. Abla şimdi sen sürekli giyinip terli elbiseni bırakırsan oraya gördün zaten o elbise haliyle. Bir de sonra yani oradan kirli kıyafetleri öyle yerde biriktiriyor. Aynen öyle. Bir de istifçi gibi falan bunlar ama o zaman. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şey yapmak yok. Benim açık söyleyeceğim. O salonu ben gördüm öyle ocak var ya yat şeyin üstünde, koltuğun üstünde evet. Ocak var. Aha. Bunlar çalıp getirdiği şeyler mi? Yok yok onlar yok. Onlar yok. Onlar alıntı ablayı. Alkolik içerdi. Ben, kendinde değil ki evi temizleyebilirim. Hocam. Hülya Hanım ben görüyorum. Kim alkol içiyor? Ha? He? Benim büyük gelimden sordu ki de ki alkol içirdi, içmirdi, içirdi, çıkırdı. Mermerlerde bağırırdı Hülya Hanım. Bahar mı? Aykut yedi. Evet. Bahar içki içiyordu yapma, evet. Bahar içki içiyordu. Hiç hatta içki, buzdolabında kadar. İçki çıkarttık yani. Evin ortasında hep tinel var. Bunu diyordum. Bu ne tineldir? Bunlar ne? Onu kızım sana... tinel de ev temizlenmez diyordum. Bulaşık tinel sabun yağı. Tinel mi? Ev tinel. Her şey vardı, içki vardı. Kola, 3-4 paket koyardı kola. Akşama kadar yarım kola, yarım atardı kahve. O şişeleri tam bitirmedi. Yarım yarım atardı. Bak benim büyük gelimi şey yap, de ki Allah içe konuş. İçki içer mi içmiyor? İçerdi, mermerler de bize küfür ederdi. Şimdi Aykut kaçırdı, içeri koyurdu dedi, görmesinler. Nail abla, ben bir şey gördüm. Mesela bu tarz evleri nerede görürüz biz? Bazen hani madde kullanmak için insanlar bir eve toplanır ve o evin içinde mesela madde evet. Kullanırlar. Ancak o zaman bu kadar ama dağınık olur. Ama sadece Aykut olduğunu ben düşünmüyorum ben. Ben Aykut'a görmedim. Bir şey söyleyeceğim. Nail abla bir saniye. Madde kullanınca yanınızdaki bir kişi bir psikoloji bozukluğa sahipse, madde kullanıyorsa devamlı, sizin hiç ona bulaşmamanız imkansız. Siz de büyük ihtimalle madde kullanıyorsunuzdur. Bahar belki reddediyor ama... Ben Bahar'ın da bu şekilde bir şeyin içinde olduğundan şüpheleniyorum. Evet, yani 6 saat bir insan böyle onun anlattığı kadarıyla da arabanın içinde böyle hipnoz olmuş gibi oturuyorsa orada farklı dinamikler var. Bu ev de öyle bir eve Bahar'ı benziyor. Bahar'ı arasanıza bir ya bir bağlansın şu evin durumunu soracağım. Yani ona. Evde normal bir insanın telefon kafa yapısındaki Bahar. Evde ya bunlar istifçi. Ya psikolojik rahatsızlığı var ya da madde kullandıkları için o koku var hocam, o evin içinde. Hocam istifçi. Veya evet. Çalıp getirdikleri şeyler o salondakiler böyle bir sürü hayır, ocak bile var ya. Evet. Kendi elbiseleri. Onlar kendi elbiseleri. Ya bilmiyorum dökmüş, artık yani bilmiyorum. Bilmiyorum ama mutfak rezalet yani pislik içinde. Ama bu kadar yaşamdan bağını ancak madde kullanan biri keser. Bu yaşamla bağını kesmek demek. Katlanmıyordu koymuyordu. Kıyafetleri Nail abla bir saniye. Çünkü kıyafetlerini almış toz toparlak ortaya atmış. Yemekler üst üste tencere kapları üst üste. Küflenmiş çok kötü hani pis bir şekilde. Yani yaşamdan bırakmak kendini şu demek. Madde kullandığında işlevselliğini de kaybedersin. Ama ne olursa olsun ya, dersin. O yüzden ya. İkisi de ben sadece hani bir kişinin olduğunu düşünmüyorum. Yok. Partnerler zaten eşler birlikte olarak yapmış olabilir bunu. Bir şey söyleyeceğim bak lütfen bak kimse konuşmasın bak orada. Bak anlaşılmıyor ben kendimi ifade edemiyorum. Tamam dur. Evet. Yemin ediyorum size Allah da şahidimdir. O kadın her reçelleri her şeyi hatta biz Aykut'u aradığımız sabah tekrardan hani eve gittik ya polise kayıp başvurusu yapmak için. O çayı bile o kadın içti. Allah belamı versin o demliği bile yıkamadı. Bak yemin ediyorum size o kadın o evi o hale getirdi. Bilerekten sırf beni suçlamak için, beni milyonlara rezil etmek için ortada bir şey yok yani. Hani ben benim beni suçladığını, beni suçluyor yani böyle. Ne yapayım ne edin ne yapayım ne edin suç bari üstüne kalsın diye evi o hale getiriyor. Benim evim tertemiz bakın koltuklara bakın koltuklar tertemiz. Bakın koltuklarıma, çamaşırlarıma, yatak odasının dolapların içini göstersenize. Hepsini katlamıştım. Benim perdelerime bakın. Perdelerim benim bembeyaz. Bir, benim o fayans duvarlarım bembeyaz. Ben onu krem temizleyiciyle bile taşların aralarını temizledim. Onlar evi o hale getirmişti. İki haftada mı böyle? Ya Bahar kahvenin efendim? Üstündeki küf yani...
Kardeşim o iki haftadan uzun süre kalmış bir kahve. Ya o kadın bakın benim tam 20-25 gündür bu olay olmuş. Benim eşim vefat etmiş. Nereye gittin Zeki Hanım? Bir saniye lütfen. O kadın öyle hale getirdi. Her şeyi yedi içti. O reçel bir şey orada yoktu. O tezgahı hiç öyle dağınık değildi. O kadın her yeri mahvetti. Her yeri üçgeni bağlattı. Bir dakika. Onun evi mi pis, benim evim mi pis? Onun yalan söylüyor baba. Senin evin de pismiş galiba. Kendi karısına baksın önce o. Karısı pisleş içinde. Allah aşkına bırakın ya. Kimse bana iftira atamaz. O kadın orada yedi içti. Eve gitti dağıttı. Bakın, evin anahtarı onda. Ben nasıl içeri girebilirim? Özellikle bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Bak benim tuvaletimiz yerlerine, fayaklara bakın. Kar gibi kar. Önemli olan zaten tuvalet banyodur. Bir oraya bakın. Önemli olan odur. Öyle değil mi? Bir göstersinler tuvalet banyo affedersiniz. Kar gibi. Suudi Hanım, siz diyorsunuz ki benim hanım idam bulandı. Yemin ederim onları bu hale getirdiler. Nasıl? Suudi burada mı? Bir saniye. Suudi burada mı Kevriye Hanım? Suudi orada mı? Alo. Suudi'yi bir getirsenize. Bir getirin Suudi'yi. Dur. Benim muhabir arkadaşım... Ben girmedim eve. Ben görüntülerden izliyorum. Bir dakika muhabir arkadaşım Suudi bir gelsin. Onun eline de bir mikrofonu verin, ona bir şey soracağım. Evet. Bu arada sen ne getirdin Zeki abi? Efendim bak cebimde yeni kapı anahtarı getirdim. Çilingirle kapıyı açtırdım. Çilingir şahitimdi. Bağlasana. Ve Aynur Hanım'ın eşiyle birlikte 3 kişi biz çilingir getirdim. Kapı kilitliydi. İşte anahtarı da burada bak. Ne zaman açtırdın onu? Ya ikinci günüydü. İkinci günüydü ben çilingir getirdim. Kapıyı açtırdım. İçeri girdim. Kilidi değiştirdim. Bu yeni kilittir. Anahtarı bak. Arabanın anahtarı, evin anahtarları ondadır da. Halen almamışım. Efkadını odur. Evin anahtarları onda. Ver ya Sude'yi bir görsün. Sude'yi çekin ama görün ya. Hayır benim yapmamla olmaz ki. Kaç gündür sen orada... Dur Sude. Şu ana kadar bak, öyle dur. Olmaz ki. Zeki abi sen Sude'yle gittin şimdi. Sude'm diyor ki lavabo tuvaleti niye çekmemişler diyor. Kar gibiydi diyor. Ablam sen anlat bana nasıldı o evin içi? Fulya Hanım ev gerçekten çok kötü bir haldeydi. Evin her yerinde küfler, aynı zamanda yukarıda sinekler vardı. Dolapların içinin çekilmediğini söylüyor. Dolapların içini Zeki Bey tek tek gösterdi. Oraların içinde de ne kıyafetler vardı. Hepsi zaten gardırop olarak yatak kullanılmış, yatağın üzerindeydi. Bu şekilde ev hiç iyi durumda tuvalet değildi. Tuvalet banyo kar gibi miydi? Hayır değildi. Ben çıkarken Sude dönüyordu VTR çekiminden akşam böyle 9-10 gibi. Ben de kanaldan çıkıyordum. Dedim ki Sude dedim nereden dönüyorsun dedim. Dedi ki Bahar'ların evinden falan. Nasıldı dedim. Ay dedi böyle yaptı. Bak yemin Allah şahidim ben yalan konuşmam. Öyle de olmadım. Arabanın önünde karşılaştık seninle. Söyle bir Bahar. Tane, anne, bir ya Ali. kimse iftira atmasın Fulya Bahar. Hanım. Sude'm çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Efendim Bahar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok affedersiniz. Bir dakika herkes bir sussun. Evet. Herkes bir sussun. Başını yağartma. Bir şey söyleyeceğim. Baba bir saniye dur bir. Bak Fulya Hanım çok affedersiniz. Özür dilerim. Kadın kocanın özel yani çok affedersiniz. Söylüyorum bunu. Açık ve net konuşuyorum. Benim hepsini bilerek odaya atmışlar. Her şey cenaze ya oğlunun ölüsü ya. Oğlun ölmüş senin. Ya... Oğluna ya sen oğluna senin oğlun ölmüş. Yani sırf beni yakalatmak için, beni bana suç atmak için elinden gelen o evi her şeyi yapmış. Hani neymiş ki kız böyle evine bakmıyor sevgisiz bir evdir diye falan. Makyajlarım her şeyim benim. Bakın ocağa da bakın ocak nasıl parlıyor. Koltuklarıma bakın. Ya rica etsem şu yatak odasında öbür oturmaz odasında gösterir misiniz? Ya, evim benim tertemiz kar gibi. Sadece bir fayanslara yerlere bakın ya. Allah için konuşun ya. Ben mahvemem bu kadar pis bir insandım ya. Benim yerlerim de benim mahv içinde olurdu. Parkelerime, camlarıma bakın. Perdelerime bakın. Perdelerim tertemiz. Babası bir yalan söylüyor. O ev hiçbir zaman kopmadı. Babası hatta geliyor. Ya ben köpek gibi aşağı katta çalışıyordum ya. Üstüm başı benim çamur içinde. Ya anası bir gün demiyor. Kıza senin halini hatırlaması. Aykut'un halini hatırlığını göremedi. Çocuğu diyor. Oğlum senin halin ne böyledir şöyledir falan. Hiçbir alan girebilir mi kızı? Sen nasıl neymişsin? Ama şey Aykut diyor ki. Sude diyor ki. Aykut cezaevine girmişti. Evet. Muhabir arkadaşım Sude diyor ki böcekler bile vardı diyor. Ya kız
yalan mı söyleyecek şimdi Bahar? De, tamam kızım yani temizlemiyorduk de yani çık. Nedir bu yani ben? Tuvaleti neden çekmediniz? Yatak odasını, dolapları falan. Ya çekti. Bahar hepsini çekmiş. Ben diyorum ki arkadaşlar hazırladığınız VTR'ler 1,5 dakikayı 2 dakikayı geçmesin diyorum. Yani onlar zaten yarım saat çekim yapmış. Ben her detayı nasıl koydurayım? Belli bir süresi var bu programın. Kısa böyle yerleri çek koy haber ediyorum yani. Çektiler yoksa. Buraya gel. Sen buraya geleceksin Bahar. Kaçma. O VTR'ye pas atalım mı artık hazırsa? Vereyim mi ben onu? Ya Bahar yani bak bir bu arazinin sahibi ulaştı. Vallahi biz gidip de ulaşmadık. Adam kendisi bize ulaştı. Diyor ki adam yani Baharlar hatta yani açık söyleyeyim senin oğlundan da çekmiş yani o adam. Diyor ki, ben diyor, bak açık söyleyeyim yok. Şimdi bak ben hani bir tek taraflı konuşamam şimdi tamam. Nailem. İkisi senin oğlundan da çekmiş, yok. İllallah etmiş hatta bu arazinin sahibi. Öyle mi değil mi? Yanlış bir detay da vermeyeyim yani. Şu yardımcı olun. Dur Zeki Bey, şu VTR artık hazırsa izletelim lütfen. Veterin, bu arazi, Bahar izle. sen de izle lütfen. Sana çünkü soracaklarım var. Arazinin sahibi buldu ve konuştu. Bak neler söyledi. Burası geçen sene Ramazan ayında burada kurulu bir düzen vardı yani. Burada bizim bir evimiz vardı. Da şöyle söyleyeyim, yatak, yorgan işte bütün her şey vardı. Yanmadan önce geldiğimizde kapı kırılmış, işte içeri girmişler, bir takım şeyleri şey yapıp götürmüşler. Daha sonradan bana haber verdiler işte bahçede ev yanıyor diye. Tabii geldiğimizde zaten adam bütün içerideki hurdayı götürmüş. İşte kalan demirleri biz kenara ayırdık, tehran yaparız diye. 2 gün geçti, onlar da götürdüler. Ben buraya şebeke suyu çektim, saatimi söktü götürdüler, musluklarımı söktü götürdüler. Ne zamandan beri dadandılar böyle? 2 seneye kadar hiç böyle bir şey yoktu yani. Bir gün gelmiyorsak, ertesi gün bir geliyorduk, kapı bacak kırık, içeride hiçbir şey yok, götürmüşler. Aykut'un kuyuya düşüp bu olay olduktan sonra hiçbir şekilde benim burada bir malzeme kaybolmadı. Bu kuyu ne zamandır var? 97'den beri yani, 97-98'den beri halen daha var. Ben, babam beraber kazdık ağaçlarımızı sulamak için. Aykut Avşar burayı bilmese, bilmeyen bir insan burada kuyu ve çukur olduğunu bilmez. Oradan girmez. Ya buradan girer ya da yan taraftan girer. Burası kapalıysa buradan atlayabilir. Oradan giriş olduğunu bilemez. Çünkü devamlı girdiği için orayı biliyor. Saç kapağını almak için eğer uğraştıysa düşebilir. Ama onun dışında normal bir insan gelip de böyle yürüyerek gelse düşme şansı yok. Bu kapak kapalı mıydı hep? Bu saç kapağı buraya kadar kapalı. Şimdi benim buradan düşmem için böyle gelip buradan da böyle aşağı inmem lazım. Madem bilmiyorsa, bunu buradan gelip de nasıl alma şekli olabilir? Devamlı demek ki gelip gördüğü yer, bildiği yer, hatta Bahar'la kaldıkları yer de olabilir. Kalınma işaretleri var mıydı evde? Çay koyup içmişlerdi, işte ne bileyim madde kullanmışlardı yerlerdeydi zaten. Nerede? Burada. Bu evde? Tabii bu evde. Ha bildiğiniz eve geliyorlar, çay içiyorlar, tabii. Madde kullanıyorlar. Tabii sabaha kadar adam iyi içiyor, eğleniyor, sabahleyin buradasını alıp gidiyordu yani. Vallahi açıkçası ben onlar olduğunu düşünüyorum. Yani ben... Buraya dada 2 yıldan beri Bahar, babası, Aykut Avşar, bunların üçü de burayı biliyordu yani. Onlar da gelip burada benim ne var ne hepsini götürdüler yani. Neden Aykut'un babası diye söylüyorsunuz? Çünkü neden derseniz, çünkü onlar da o işi yapıyor. Bir baba sormuyorsa evlatına, oğlum sen parayı nereden getirdin diye sormuyorsa, biliyordur. Babayı fakir ayrıydı. Ayrıydı yanımızda. Zeki Bey. Neydi ki Funda Hanım? Bir dakika. Dur. Buyurun sizi dinliyorum. Fikret Bey'i dinlemediniz mi? Dinledim. Babası diye de. Ben babası diyor, sizden bahsediyor. Tamam, beni her türlü araştırabilirsiniz. Benim ne iş yaptığımı, nasıl geçindiğimi, ne şartlarda para kazandığımı araştırabilirsiniz. Benim anım açıktır. Herkese sor. Herkese sorabilirsiniz. İster gizli, ister açık, ister beraber, ister tek başına. Fikret Bey hattaymış, sorun isterseniz. Konuşmak ister misiniz Fikret Bey'le? Hatta. Tamam, Fikret Bey. Alo, iyi günler, kolay gelsin. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Zeki Bey size İkerim, soruyor. İkerim. Sor Zeki Bey. Fikret Bey. Buyurun. Ben tanıyor musun? Dinliyorum. Ben tanıyor musun? Ben bir şeyden tanımıyorum. Tanımıyorsun değil mi? Peki evet, benim neden ismimi veriyorsunuz? Şimdi neden ismimi veriyorsunuz diye şöyle. Belki yanlış. Orayı bilmeyen bir insan gidip de orada o işe yapma şansı yok. Bu bilin. Net olarak duyamıyorum yalnız. Biraz kıssanıza sesi ya. Çok cızı veya siz telefonu çok ağzınıza dayadınız galiba. Biraz uzaklaştırın, çok cızırtılı geliyor. Tamam, şöyle o zaman konuşayım. İkincisi zaten karakolunun ifadesi belli. Polis verdiği sözler belli zaten dedi. Bunlar dedi zaten dedi su
su tesisi su yolunda kırılır. Kim dedi? Polis. Yani ben ifade verirken bizzat oradaydı yani. Karakol ifade verirken. Peki Aykut Avşar'ın oraya girdiğinde emin misiniz? Ya şimdi bak, Aykut oraya niçin girebilir? Orada madem hırsız, madem burada çalıyor, Bahar da bu işin içinde. Yani Aykut oraya girmezse orada tekrar yani orada burada arama şansı yok. O su kuyusu, o su kuyusunca bilen gelir diyor. Biz zaten arazinin sahibi biliyor herhalde orada kuyu olduğunu, öyle mi Fikret Bey? Evet, evet. Bunu söylüyorsunuz yani. Ağzı yani hep ağzı hep kapalı mıdır o kuyunun? Bahar Hanım, oranın kapa her zaman kapalıdır. Biz oraya gittiğimiz zaman da güzelce suyumuzu çekeriz, ağaçlarımızı sularız. Tekrar kapağını kapatın, o zaman zaten biz sizden çıkarız. Fikret Bey, siz o arazinin sahibi olarak, şimdi sizin arazinizin oradaki kuyuda bir erkeğin, evet, genç bir erkeğin cansız bedeni çıkartılıyor. Sizin kulağınız, evet, orada gelmiştir bir şeyler. Siz duyduğunuz, bildiğiniz bir şeyler var mı peki? Vallahi benim yani bildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim. Yani siz ne biliyorsanız onları biliyorum. Ben karakolda öğrendim olayı. Yani Fahmi'yi karakolandıklarla gidip öğrendim. Dedim böyle böyle olmuş diye. Yani benim mevzuatım o. Ama Aykut'la Fahmi'nin orayı bilmemesi gibi lüksü yok. Neden derseniz. Benim orası kurul düzenim vardı benim orada. Geçer sene Ravarnay'ın orası kurulun içinde boşaltıklılık sonra yakıldı. Ben oraya yakındıktan sonra oradaki buzları kenara ayırdım. 2 gün sonra onları da götürdüler. Çeneke suyu çektim, musluğunu çektiler. Bahar, değil mi? Bahar hep şey diyordu, ben bilmiyorum orada bir kuyu var mı, ben bilmiyorum diyor. Bahar attı mı bu arada? Bahar'ın verdiği ifade şu. Bahar'ın verdiği ifade şu. Diyor ki burada bir çukur mu vardı, kuyu mu vardı, oraya düştü diyor. Tamam yani siz ama siz çok... Çok net konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki Bahar ve Aykut orayı kesinlikle biliyordu. Yani o kuyuyu. Evet, Bahar da biliyorum. Diyor ki ben bilmiyordum ya, diyor Bahar. Hayır, bilmeme gibi lüksleri yok. Allah Allah. Ya öyle o kadar. Yani bilmeyen bir insan gidip de o kuyuya düşme şansı yok. Yani şeyi çekse de bu arada o üzerinde böyle bir sac var ya. Onu çekse, evet, de yine göz görünmüyor mu orada? Kocaman delik var işte yani. Şöyle çekeceğiz. Yani düşme gibi bir yani, anda nasıl düşsün? Birisi ama mi ve arkadan itti? Savaş Bey demişti ki o saç çok inceymiş. Yani galiba yanına basınca tabii bile... Öyle mi? Böyle tam... Sen onu söyler misin Kebriye Hanım? Kebriye Hanım bir şey söylüyor. Sen söyler misin onu? Bahar'a lütfen... Bahar, Fikret Bey'i dinledikten sonra şu anda telefonunu açmıyor. Fikret Bey daha önce buraya geldiler, burada kaldılar, birlikte ya madde aldılar diye söyledikten sonra şu anda Bahar kapattı, açmıyor. Ya Bahar, niye telefonunu açmıyorsun? Çıkıp konuşur musun? Biliyormuşsun, öyle diyor Fikret Bey, arazinin sahibi. Ya. Sen bize ben o kuyuyu bilmiyorum, öyle bir kuyu olduğunu bilmiyorum dedin. Lütfen o telefonunu aç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.